Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 24 Mart 2023 Cuma, Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'da, Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma, ne oldu biliyor musunuz? Çarşamba günü karnım ağrımaya başladı, Perşembe günü kafamı kaşımaya başladım, bugün fena halde dişime vurdu, ya gidin şu işi bitirin. Bak, bana hep böyle oluyor. Bir saatte bitireceğiniz işi 5 güne, 6 güne yayıyorsunuz. Ben de hadi diye kendi kendime şey yapıyorum, dert yapıyorum. Ama yanak şişti, böyle oldu. Bir diş ağrısı bildiğiniz gibi değil. Gidin kurtarın beni. Gidin verin şu imzayı, bitirin. Ya ne uğraştırıyorsunuz? Hem de
hani pek bir şey lazım değil ya. Bir nüfus cüzdanıyla gideyim falan diyoruz ya. Yok, konu, komşu, akraba, eş, dost. Onları da alın yanınıza. Öyle gidin. Bak, Kıbrıs'tan sesi geldi. Volkan gazetesi Kıbrıs'ta Perinçe'ye vefa borcu ödeme zamanı geldi demiş. Hani hatırlarsınız, ilk gün, imza vermenin ilk günü Kıbrıs'tan Cihangir kardeşimin uyarısıyla bir uyarıda bulunmuştum. Kıbrıs'ta yaşıyor adam. Türk vatandaşı. İmza verme hakkı var ama Kıbrıs'ta Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği yok. Büyükelçilik ne yapabiliriz ki diyor. Kimse bir cevap bulamıyor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız o zaman? Dur. Yukarıda. Volkan bir farklı manşet kullanıyor daha yukarıya. Yukarıya haberi yazıyor, aşağıya manşeti koyuyor. Anavatan Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nda adaylık müracaatında bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için 100 bin imza toplama süreci başladı. İmza verme işlemi 22-27 Mart tarihleri arasında 6 gün boyunca sürecek. Türkiye'nin her yanında seçim kurullarında imza veren vatandaşlar gerçek bir vatansever, Türkiye'yi gerçek çözümlerle yönetecek lider, Ermeni soykırma yalanına karşı dimdik duran lider, gençlik hareketinin lideri diyerek Perinçek'e imza verdiler. Dün sabah saatlerinden itibaren ilçe seçim kurullarında yoğun ilgi yaşanırken imza vermeye gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Perinçek'in adaylığına imza vererek destek vermek isteyen vatandaşlar bu uygulamanın Kıbrıs'ta uygulanmamasından dolayı tepki gösterdiler. Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınması için yıllardır liderlik eden Rum-Yunan ikilisi tarafından Kıbrıs Türk halkının gasp edilen haklarının geri alınması için çalışmalar yürüten, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıkılması için dayatılan başta Annan Planı olmak üzere tüm emperyalist planlara karşı eşsiz mücadele veren Kıbrıs milli davamızın öncü savunucusu Perinçek'e vefa borcunu ödemenin zamanı geldi diyor herhalde. Çünkü inmedi gazete, aşağıya okuyamadım. Ödeme zamanı geldi. Neden Perinçek demiş? Üretim devrimini başaracak lider, Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak lider, zorlukların üstesinden gelecek lider, Silivri'de zindanlarını yıkan lider, bölücü açılımı bitiren lider, soykırım yalanını çöpe atan lider, 15 Temmuz'da ilk öne atılan lider, FETÖ ile 40 yıldır savaşan tek lider, uluslararası itibarı olan lider, Atatürk'ün bütün eserlerini yayınlayan lider, vatansever bir gençlik yetiştiren lider, tabii ki Kıbrıs davasını en sağlıklı savunan lider. Bakın mesela Volkan bazı şeylerinden örnekler vermiş eski sayılarından. Doktor Doğu Perinçek, Şer cephesine karşı Akdeniz'de ittifak potansiyelini kullanmalıyız. Perinçek, KKTC'yi tanıtma konusunda inisiyatif geliştirmemiz lazım. Perinçek, Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıma kararı aldı. Yine Perinçek, KKTC tanınmalı. Perinçek, Kıbrıs'ı kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz. Yani yıllara yayılan bir mücadele bu. Kıbrıs Volkan Gazetesi'nde bu vefası için teşekkür edelim. Onun ayrı bir yeri vardır zaten. Ama ilk gün uyarmıştık. Bugün Volkan da uyarıyor. Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarımız var. Onlar da imza veremiyor. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız, onlar da imza veremiyor. Böyle oy vermeyle imza verme arasına bir şey konulmuş. Sanki bariyer konulmuş. Yine bakalım, seçim yaklaştı, saflar netleşti deniliyor. Değişmeyen CHP kafasını anlatmış şey. Biz hep Perinçek şöyle, Perinçek böyle diyoruz. Nasıl biri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama o olmazsa, diyelim Perinçek yok, hiç yok. Kime oy vermek zorunda kalacaksınız? Bakın, bir seçenek getiriyoruz ortaya. Perinçek seçeneği. Perinçek seçeneğini unutun. Hiç yok. Hiç var olmadı. Neye oy vereceksiniz? Neye biliyor musunuz? Terör örgütü elebaşısı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermiş. Ona oy vereceksiniz. HDP seçmenimizi serbest bırakmayacağız demiş. Ne yapacaksınız? Dövecek misiniz seçmeninizi? Ne yapacaksınız? Kafasına odunla mı vuracaksınız? Geçti o devir.
PKK eskiden köylere giderdi. Bu köyden HDP'nin dışında bir tane oy çıksın, köyü yakarız ertesi gün derdi. Silme oy götürürlerdi. Ama Mehmetçik kırdı belini PKK'nın. Elinden silahını aldı. Şimdi HDP diyor ki seçmenimizi serbest bırakmayacağız. Ne yapacaksınız? PKK'yı mı göndereceksiniz üstlerine? İşte bunlara oy vereceksiniz. Diyarbakır anneleri mesela çocuklarını HDP'den istiyorlar. HDP'ye mi oy vereceksiniz? Ama dün demişler ki çocuklarımızı artık CHP'den isteyeceğiz. CHP-HDP ittifakı yüzünden. Seçenek yok, ne yapacaksınız? Ama seçenek var arkadaşlar işte. Yani Vatan Partisi sizin önünüze bir seçenek koyuyor. Bakın diyor, bütün bunlara karşı Vatan Partisi var, Doğu Perinçek var. Bakın, İyi Parti karışmış. Yani tam karıştı mı karışmadı mı bilmiyorum. Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı konuşmadan söz ediliyor. Kimilerine göre Ağıralioğlu HDP desteğinden midesi bulanan İyi Partililerin gazını aldı. Kimilerine göre Ağıralioğlu MHP'ye kaçmak için bunları yapıyor. Kendini ihraç ettirmeye çalışıyor falan. Ama yani İyi Parti'ye oy vermek zorunda mı kalacaksınız Perinçek seçeneği olmadığı zaman? Karşımızda bunlar var. Bakın FETÖ var. En büyük desteği altılı masaya HDP ile FETÖ yapıyor. Hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçmiş bir Perinçek var. O yüzden hiç uzatmayın. Benim ne karnımı ağrıtın, ne kafamı kaşıtın, ne dişimi şişirtin. Gidin bir an önce bu işi bitirin. Konu komşu, eş, dost, akraba hep birlikte imzaya çağrısı yapılmış Aydınlık'ta. Şöyle deniyor. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu zorlu dönemde Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı önem kazanıyor. 100 bin imza içinse hepimize görev düşüyor. Seçim kurullarına tek gitmiyoruz. Çevremizi harekete geçiriyoruz. İmza vermek yalnızca 2 dakika sürüyor. Bakın hayvancılıkla geçinen Mardin Mazıdağ köylüleri. Yem pahalı, hayvanlarımıza bakamıyoruz. Çözerse Perinçek çözer demişler. Oho, sloganı koymuş. Vallahi Mardinliler, Mazıdağlılar sloganı bulmuş. Çözerse Perinçek çözer diyor. Sina Akşin arkadaşlar bizim kutup yıldızlarımızdan biridir kitaplarıyla. Kitapları her zaman başucumuzdadır. Kendisinden çok şey öğrendik. Yani müteşekkiriz, minnettarız. Hatta bir adım daha, Allah razı olsun. Sina Akşin imza vermeye gitmiş. Sina Akşin Türk tarihçiliğinin en büyük isimlerinden. Gerçekten öyledir. Perinçek'e imza veren Akşin, Perinçek müthiş bir adam. İktidara gelirse çok kararlı olacak demiş. Engelli vatandaşlarımız gidiyorlar, imza veriyorlar. Engelli vatandaşlarımız da Perinçek'e imza için seçim kurullarındaydı. Huzur evinden gelerek imza veren bir vatandaşımız tüm yaşantısında memleket için mücadele etti. İmzam Perinçek'e demiş. Bakayım. Oho, AK Parti ve MHP kökenliler toplu imzaya gelmişler. AK Parti ve MHP kökenli 22 kişi dün Ankara'da Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi. Aydınlığa konuşan Ay Yıldız Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Yunus İnce, Doğu Bey NATO konusunda ve Ermeni soykırımı yalanıyla mücadelede hep en önde olduğu bir ülkücü kardeşiniz olarak söylüyorum. Perinçek ülkesinin bekası için çalıştı. Bu devlet, bu milletin yanında olanın biz de yanında oluruz demiş. Eski Savunma Bakanı Barlas Doğu, müzisyen Özgür İncirci. Şimdi dün bir tweet attım. Ben pek Twitter falan kullanamam. Hatta bizim Sinan, abi sen kullanmıyorsun bu aracı falan diyor. Yani ne bileyim ben Twitter'ı bir şey olarak görürüm, çöp yığını olarak görürüm ama attım işte. Az önce türküsünü çaldık ya, yiğitler yiğitler. Yiğitler yiğitler, bizim yiğitler haydi dedim, haydi imzaya. Ondan sonra altına şeyler yazmışlar. Ne imzası be falan gibi böyle. Ha çok akıllısın sen, ne imzası diyorsun. Peki Barlas Doğu'dan daha mı akıllısın? Sina Akşin'den daha mı akıllısın? Müzisyen Özgür İncirci gidiyor, imza veriyor. Azeri ressam Ahmet Rıza imza veriyor. Avrasya Göçebe Kültürler Arkeolojisi uzmanı Profesör Doktor Semih Güner'i imza veriyor. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ali Şahin gibi isimler imza veriyor.
Birileri de takılmış altılı masanın arkasına, HDP'nin, FETÖ'nün arkasına. Ve böyle bir kibir içindeler. Bu millet kibiri sevmez, onu söyleyeyim. Kibiri bırakın. Kibiri bırakın, doğruyu görün, Sina Akşin'i görün. Bakın engelli teyzeleri görün, Mersin'de yaşayan köz ailesini görün. Hep birlikte gelmişler, Perinçek adına hazırlanan formu imzalamışlar. Aile üyeleri vatanımız için, bayrağımız için, güçlü demokrasi için imzaya katılalım çağrısı yapıyoruz demişler. Ha, televizyonda izliyorsunuz, haftada en az iki kere, üç kere izliyorsunuz. Hakan Bayrakçı, araştırma şirketi var, adamın önüne bütün veriler geliyor. Hakan Bayrakçı diyor ki, Perinçek aday olursa vatandaşın görüşü sahaya yansır. Bayrakçı, Perinçek'in 100 bin imza ile adaylığının Türkiye'nin yararına olacağını söyledi ve ekledi. Vatandaşın görüşleri objektif olarak sahaya yansır. Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, Perinçek'in Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunan ve milli duruşundan taviz vermeyen bir lider olduğunun altını çizdi. Bayrakçı, yaşamı mücadelelerle doludur. Yapılacak seçimin seviyeli geçmesi için de mutlaka 100 bin imzayı toplamalı ve aday olmalıdır. Bu konuda vatandaşlar destek vermelidir diyor. E diyeceksiniz araştırma şirketi vermişsin parayı. Ya öyle, benim bildiğim kadarıyla ki biliyorum hiçbir araştırma şirketine bir kuruş para harcamadı Vatan Partisi şimdiye kadar. Hakan Bayrakçı'yla da hiçbir Akçeli işi olmadı. Hakan Bayrakçı'nın da öyle bir Akçeli işe girecek bir adam olduğunu zannetmiyorum. Demek ki adam biliyor da söylüyor. Arkadaşlar bilgiye önem verin. Gaza gelmeyin, bilgiye gelin. Bakın profesörler, bakanlar, tarihçiler, yazarlar, tabii Mardin Mazıdağ köylüleri, Siirtliler, nerede Siirtliler? Bir minibüse dolmuşlar gitmişler. Ha, haberdeydi o değil mi? Efendim Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için, bu değildi galiba ya. İmza mesajlar haberi bu muydu arkadaşlar? Efendim? Anlamadım ki. Ben beklerim, hiç acelem yok. Yani alt tarafı 2 saatim var, ne olacak ki? Ha, onu diyordum. Tek umudumuz Perinçek diyen yurttaşlar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için seçim kurullarına akın ediyor. İmza verenlerden kimi Perinçek'in Ermeni soykırım yalanını yerle bir etmesini, kimi de PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye karşı verdiği mücadeleyi örnek gösteriyor. İşte o destek mesajları. Uzak yakın demediler, seçim kurullarına koştular. Doğu Perinçek'in ve Vatan Partisi'nin ilkeli bir duruşu var. Diğer siyasetçilerle kıyasladığımızda Doğu Perinçek dürüst bir insan. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olması için imza verdiler. İmza verenler Perinçek'in tarihi başarılarına dikkat çekiyor. Vatan Partisi'nin Ermeni meselesindeki dik duruşu bizim ona sevgi ve saygımızı daim kılacaktır. Bir ülkücü olarak takdir ediyorum. Perinçek'e her kesimden destek yağıyor. Perinçek'in PKK'nın meclisteki uzantısı HDP'ye karşı verdiği mücadele yurttaşların zihnine işlemiş. Milliyetçi Hareket Partisi taraftarıyım. Oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Ama HDP karşısında olduğu için de Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığına imza vermeye geldim. Tek tek gelen de vardı, ailesiyle birlikte gelendi. Doğu Perinçek'e inanıyoruz, güveniyoruz. Hak ettiği yere gelir. Tek umudum Doğu Perinçek. Sözleriyle, yaptıklarıyla, yaşattıklarıyla, her şeyle yanındayız. Profesör Doktor Sina Akşin, Perinçek'in iktidara gelmesi gerektiğini söyledi. Doğu Perinçek müthiş bir adam. Onun hayatını tabii yakından biliyorum. Türkiye'ye de çok yararlı olacaktır. İktidara gelirse inşallah gelir. Siirtliler yollardaydı. Minibüsü doldurdular, seçim kurulunda sıraya girdiler. Bizler Siirtliler olarak Ethem Bey için, Doğu Perinçek'in aday olabilmesi için hep beraber imza kampanyasına destek vermeye gidiyoruz. AK Parti ve MHP kökenli 22 kişi Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdi. Sayın Doğu Bey'i tasfiye etmek amaçlı geldik, imzamızı da attık. Allah yolunu açık etsin. AK Parti'den 2 dönem milletvekilliği adaylığı yapan Ay Yıldız Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Yunus İnce neden imza verdiklerini açıkladı. NATO konusunda olsun, Ermeni soykırımında olsun, yani buna benzer bir takım şeylerde hep kafayı kaldırıp bu öyle değildir diyen siyasetçilerden biridir. Sosyal medyadan da çok sayıda destek mesajı geldi Perinçek'e. İmza atanlar fotoğraflarıyla birlikte paylaşımda bulundu.
Evet, şimdi bakın arkadaşlar, AKP'lisi geliyor, destek veriyor, MHP'lisi geliyor, köylüsü geliyor, profesörü geliyor, bakanı geliyor, değil mi? Ondan sonra Siirtlisi geliyor, Edirnelisi geliyor, imza veriyor, destek veriyor. Yahu işte altılı masaya kim destek veriyor? Hı? Şimdi akşamın 6. sayfasında bu ayan beyan çıkmış ortaya. Akşamın 6. sayfasında terör elebaşlarından biri konuşuyor. Bu değil mi? Ben yanlış mı yazmışım? Allah Allah. Bana da bir hallet. 8. Bakın şimdi. Allah Allah, burada da mı yok? Ben tam dağılmışım ya. Duran Kalkan açık açık destek veriyor. Ne yapacaksınız? Köylünün destek verdiği tarafta mısınız? Duran Kalkan'ın, Cemil Bayık'ın, yani Kandil'in, yani PKK'nın tarafında mı olacaksınız? Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç tartışmaya gerek yok. Ama işte 6 milyon, yok 6 milyon oy falan yok. Hep söylüyorum. Bir seçimde CHP'liler bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye dediler de şey yaptı. Barajı atlayabildi. Ama daha çok PKK'nın silahına dayanan bir parti. Parti demek de doğru değil HDP için. PKK köylere gitti, silahının gücüyle oyları aldı. Hatta HDP hani CHP'lilerle çak yapıyordu ya, o seçimden sonra HDP o oyları kendisi mi aldı zannediyor dedi. Biz olmasaydık hiçbir şey alamazdı dedi. Bunlar belli. Belli olduğu için de net. Biz yine Vatan Partisi ile ilgili konuşmaya devam edelim. Mesela Özcan Yeniçeri, profesör, eski milletvekili, kamuoyunda çok tanınan biri Özcan Yeniçeri, imza çağrısı yapmış Perinçek'e. Bir izleyelim. Milli meseleler konusunda Sayın Perinçek'in ortaya koyduğu tavır gerçekten takdire şayan bir tavırdır. Özellikle söyleyeyim. Mesela Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a herkes git ülkene kardeşim de, Rauf Denktaş'ın karşısında Rumcu tarafı tutan adamları desteklerken Sayın Denktaş Rauf Denktaş'ın yanındaydı. Milli anayasa forumlarında gerçekten abuk sabuk bir takım tartışmaların içerisinde Sayın Perinçek Milli Anayasa Formu'nun yani Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk tarihinin, Türk devlet geleneğinin gereği olan bir milli anayasa yapılması gerektiği konusunda birçok form ve birçok çalışma düzenleyen insanların başında geliyor. Talat Paşa Komitesi'ni düşünün. Ya o Talat Paşa Komitesi'nde özellikle Ermeni soykırım iftirasına karşı çok ciddi bir mücadele verdiğini biliyoruz ve görüyoruz. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Ve gerçekten de o mahkemede almış olduğu kararla Ermeni soykırım iftiralarına karşı Türkiye'nin elini güçlendirmiş ve çok ciddi bu noktada ülkenin mesafe kat etmesini sağlamıştır. Evet, Yeniçeri haklı. Strasbourg'da Ermeni soykırımı yalanı davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görüldüğü gün ben de oradaydım. İyi ki oradaydım be. Helal olsun bana, aferin bana. Bakın, övüneceğiniz bazı şeyler olsun. Mesela Silivri duvarlarını yıkan 100 bin insanın içinde ben de vardım diyebileceksiniz. Strasbourg'da İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davasında Ermeni soykırımı yalanını yerle bir ederken Doğu Perinçek ben de oradaydım diye övünebilirsiniz. Övüneceğiniz doğru şeyler bunlar. Övüneceğiniz güzel şeyler bunlar. Yani Doğu Perinçek 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. 100 bin imza istiyordu, ben de verdim. O 100 bin kişiden biri de benim diye övünebilirsiniz mesela. Övünün, hiç çekinmeyin. Hiç. Yani gittim, imzamı, göğsümü gere gere verdim ve görevimi yaptım. Övünecek şey budur.
Strasbourg'da ben de oradaydım. Ha, şunu söylüyorum. Stockholm'de bir kafede oturuyoruz bir arkadaşla. Adamın biri geldi, yaşlıca bir adam, İsveçli, İsveçli. Böyle bize doğru baktı, siz Türk müsünüz dedi. Alnımızda mı yazıyor, nereden diyor bildiyse. Evet dedik, siz dedi Ermenileri neden kestiniz? Tövbe yarabbim ya. 96 mıydı, 97 miydi, neydi? Siz dedi Ermenileri neden kestiniz? Şimdi kalk Stockholm'un göbeğinde kahvede İsveç vatandaşına iki saat anlat. Yok öyle değildi o işlerde, bilmem neydi, şuydu da buydu da. Ama böyle davranıyorlardı. Siz Kürtleri niye kestiniz? Lan Kürtleri kestiğimiz falan yok. Amerika PKK diye bir örgüt yarattı. Getirdi işte bu örgüt. Öğretmenlerimizi öldürüyor, Mehmetçiğimize kurşun sıkıyor, bilmem ne. PKK ile mücadele var, Kürtler bizim kardeşimiz diye anlatamazsın artık. Ama ne oldu? Doğu Perinçek gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Avrupa'nın belli başlı başkentlerinde, Berlin'de, Lozan'da mitingler yaptı. Hatta Almanlar bunu konuşturmamaya çalıştılar. O da yasak kararını aldı. Ben bu yasağı çiğnerim dedi. Attı yere böyle çiğnedim dedi. Bu işler mücadeleyle oluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava görülürken ben de oradaydım diyorum ya. Dediler ki CHP'nin önemli bir adamı burada. Aa dedim duruşmaya mı girmiş? Yok yok dedi şu yan kapıdan çıktı gitti dedi duruşma başlayınca. Yani bir tarafta ölümüne bir davayı savunan Avrupa'ya çıktığınızda kimsenin sizin yüzünüze artık Ermeni soykırımı yaptınız demesi ihtimalini ortadan kaldıran biri var. Bir taraftan da dava başlarken arka kapıdan çıkıp giden biri var. Tercih sizin. Diyoruz ya seçenektir bunlar işte. İşte o seçeneği konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Şimdi bir bakalım. Öyle mi? Ha bakın şimdi. Perinçek'in Suriye politikası. İnanılmaz bir şey. Herkes Esed derken, katil derken, bilmem ne derken Doğu Perinçek kalktı. Suriye'de Beşar Esad dedi. Emperyalizme karşı direniyor. Yanındayız dedi. Bir Türkiye heyeti topladı. Atladı gitti Esad'la görüştü. Ve o günden sonra Türkiye'deki hava değişmeye başladı. Amerika'nın isteği neydi? Bizi Suriye ile İran'la, Irak'la, Rusya ile kapıştırmak ve çökertmek. Bu mücadelede en önemli desteklerden biri Türk-Arap Birliği Derneği başkanlığını da yapan, komisyon başkanlığını da yapan Profesör Mehmet Yuva'dır. Çok emek vermiştir o da. Mehmet Yuva, Şam Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Yuva gitti Antalya'da imzasını verdi. Tam o sırada Ulusal Kanal ekibi de oradaydı, izleyelim. Sizinle olmak çok güzel. Tesadüfen buradaydı. Ancak sizin burada olacağınızı tahmin ettik ve hemen buraya geldik. Önce buraya geldik. Bugün sabah ulaştık buraya. Sayın Doğu Perinçek, 2004 senesinden itibaren tanıdığım çok kıymetli, çok değerli bir şahsiyet. Takriben kaç sene olmuş? 19 sene olmuş. Sayın Perinçek'le sadece Türkiye-Suriye ilişkileri döneminde ve sonrasında bu münasebetler pekişmedi. Öncesinde de hem onun dostluğunu, misafirperverliğini, insanlığını yaşamış birisi olarak söylüyorum. Türkiye'nin, bölgemizin ve dünyanın yetiştirdiği nadir bilim insanlarından birisidir. Siyasi kimliği dışında çok beyefendi bir insan. Evinde de ziyaret etme fırsatı buldum. Mütevazi ve çok güzel bir insanla bir arada olduğunuzu zaten ilk etapta hissediyorsunuz. Tebessümü yüzünden eksik olmasın. Her daim tebessüm etsin. Onun tebessümü, bilimi, bilgisi Türkiye'ye, bölgemize sürekli ışık saçmakta. Bunun için Sayın Doğu Perinçek'in bu siyasi süreçte Cumhurbaşkanı adayı olması sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de çok çok önemli. Türkiye-Suriye kardeşliğini, Türkiye-İran kardeşliğini, Irak kardeşliğini, Türkiye-Mısır kardeşliğini, Rusya kardeşliğini ve bölge ülkeleriyle kardeşliği istiyorsak, bu dostluğun, bu kardeşliğin siyasi, ticari, ekonomik, askeri ve güvenlik alanda pekişmesini istiyorsak,
Türkiye'nin bir üretim devrimi yapmasını istiyorsak, Türkiye'nin Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Atatürk Cumhuriyeti'nin yaşamasını istiyorsak, Doğu Perinçek'in Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasında çok büyük bir önem ve yarar var. Ama en azından şu an itibariyle 100 ve daha fazlasını Doğu Perinçek için vermeliyiz. Bir oy da sizden olsun diyoruz. Oyumuzu yarın kullanacağız. Geç geldik bugün. Türk milletinden, sevgili halkımdan ve sevgili dostlarımdan bu sorumluluk bilinciyle anlattığım bu tarihi önemdeki değerler çerçevesinde değerlendirerek Sayın Doğu Perinçek'in bu siyasi mücadelede yer alması için bir oy da sizden diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Evet Mehmet Yuva'ya teşekkür edelim. Bir reklam arası sonra devam edeceğiz. Evet, Mehmet Yuva röportajında yalnız bir şey takıldı. Hocam, oy değil, imza istiyoruz. Oy istiyorum demiş. Sonradan fark ettim. Oy değil, imza istiyoruz. Onu düzelteyim. Şimdi, Doğu Perinçek nasıl verir? Doğu Perinçek şöyle verir, Doğu Perinçek böyle verir. Üretim devrimi, Ermeni soykırımı, yalanını çürütme, Silivri duvar. Yunus Emre diyor ki, bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilmediğiniz şeyleri söyleyeyim o zaman. Bakın Diyarbakır anneleri var. Bir anne gitti, bir gün sabah Diyarbakır HDP'nin önüne oturdu, bana çocuğumu getirin dedi. Lan ben falan filan yok dedi. Çocuğunu çatır çatır aldı. Bunu gören diğer anneler, çocukları PKK tarafından daha kaçırılan diğer anneler birer ikişer HDP binası önüne çöktüler. Ya bunlara zor kullanmak istedi HDP'liler. Bağırdılar, çağırdılar. Ayşegül Biçer var bir tane. Başlarım sizin dedi Kürdistan davanızdan. Bizim çocuklarımızı alıyorsunuz, Amerika'ya, İsrail'e askerlik yaptırıyorsunuz. Diyarbakır'da genç bırakmadınız be dedi. Ya dağa götürdünüz ya mezara. Ve o anneler aylardır, yıllardır direniyorlar ve çok sayıda çocuğu da PKK'nın elinden kurtardılar. O dönemde İYİ Parti, CHP, diğer partiler hepsi ya bunu HDP'den niye istiyorsunuz, devletten isteyin dedi. İyi de devlet onları daha göndermedi ki, HDP binalarından gittiler daha. Yok, kafalarında bir HDP var, o olmazsa seçim kazanamıyorlar. Nitekim HDP, biz dedi aday çıkarmayacağız, bu açık destek CHP'ye. Diyarbakır anneleri işin farkına vardı, çocuğumuzu artık CHP'den isteyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir araya gelmesi, PKK'nın kaçırdığı çocukları için 2 yıldır nöbet tutan aileleri kızdırdı. Van'da eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın daha kaçırıldığını ifade ederek, yıllardır feryat ediyoruz, Kılıçdaroğlu bir gün bile desteğe gelmedi dedi. Altılı Masa'nın HDP ile kurduğu ortaklığı hatırlatan Sancar, CHP, HDP'lilerin elini sıktı. Bu saatten sonra bizim için HDP ile CHP aynıdır. Çocuklarımızı CHP'den de istiyoruz diye konuştu. Bakın Kandil'de ortak diye bir başka haber var. Hemen ona da geçelim. Terörist başı az önce aradığım haber. Duran Kalkan, terör örgütüne yönelik operasyonların arttığını söyledi. AK Parti ve MHP iktidarını yıkacağız dedi. Bunu başka kim söylüyor? CHP söylüyor. Başka kim söylüyor? İYİ Parti söylüyor. Başka kim? HDP. Başka kim? İşte o altılı masanın 13 ortağı. Kandil'le aynı şeyi söylüyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra aday çıkartmayacağını açıklayan HDP'ye yönelik açıklamalarda bulunan PKK elebaşı Duran Kalkan, seçim sürecinde muhalefete destek vereceklerini duyurdu. PKK elebaşı Duran Kalkan, terör örgütünün yayın organlarında HDP'nin kararını değerlendirdi. AK Parti hükümetini faşizan yönetim olarak niteleyen terörist,
muhalefete seçim sürecinde destek vereceklerini söyledi. Mehmetçiğin PKK terör örgütünün operasyonlarının artarak sürdüğüne dikkat çeken terörist, Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini dile getirdi. Yani bir şeyi PKK söylüyorsa, Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söylüyorsa, orada durum vahim demektir. Durum berbat demektir. PKK elebaşı teröristin muhalefete destek verdiği konuşması şu şekildeymiş. Demiş ki Duran Kalkan, Türkiye bir seçim sürecine girdi deniyor. Siyasi süreç hızlandı, yoğunlaştı. Muhalefet vardı, altılı masa. Bir iç karışıklık yaşadı, onlara çok değinmeyelim ama birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütülebilirler. Önleri açıktır, ben her zaman bunu söyledim demiş. Şimdi PKK destek veriyorsa altılı masaya, altılı masanın uzun uzun düşünmesi lazım. Neden? İşin bir hukuki tarafı var, bir ahlaki tarafı var. Hukuki tarafı terör örgütüdür bu. Suç işleyen bir terör örgütüdür. Terör örgütünün size destek vermesi onunla dayanışmak demektir. Bunun hukuki sonuçları olur. Ahlaki bir sorundur. Bu ülkenin vatandaşlarını Amerika'nın parasıyla, silahıyla kurşun sıkan bir terör örgütünün size destek vermesi ancak utanılacak bir şeydir. Ancak budur. Ve bakın Diyarbakır anneleri artık CHP'yi HDP ile aynı yere koyuyor. Ne diyor? Çocuklarımızı artık CHP'den de isteyeceğiz diyor, değil mi? Biz geçelim Aydınlığın 7. sayfasına. Oradan... 7 bu mu ya? Allah Allah. Allah Allah. 4. sayfaya. Ha bu mu? Tamam. Şimdi ulusal bağışıklık için Perinçek diye Perinçek'e verilen imzalar, destekler var burada. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için binlerce yurttaş seçim kurullarına imza verdi. Uğur Mumcu, Nabi Ceyhan Mumcu, Doğu Perinçek, ABD ve onun işbirlikçilerinin bu ülkede yapmak istediklerine karşı ulusal bağışıklıktır. Ona destek vermek ulusal bağışıklığımızı güçlendirir demiş. Genci, yaşlısı, her görüşte insan Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adaylığına taşımak için ilçe seçim kurullarına gitti. Seçim kurullarında hazır matbu dilekçeleri dolduran vatandaşların işlemleri... Arkadaşlar ya bakın şimdi hazır matbu dilekçeleri doldurmak diye bir şey yok. Bilgisayarda sadece sizden nüfus cüzdanınızı istiyorlar. Bilgisayarda bütün bilgileriniz var zaten. Vatandaşlık numaranızı giriyorlar, o bilgiler çıkıyor. Dilekçe hazır bilgisayarda. Çıkışını alıyor, sadece el yazınla Doğu Perinçek yazıyorsun. Hangi adaya imza vereceksiniz sorusunun karşısına nokta nokta yere Doğu Perinçek yazıyorsunuz ve imza atıyorsunuz. Bu kadar, hepsi bu kadar. Dilekçe doldurmak bilmem. Yok öyle bir şey ya. Hiç şey yapmayın yani, böyle gözünüzde büyütmeyin. Siz sadece bacanağı alın yanınıza gidin. Hepsi o. Evet. Perinçek'in dik duruşunu, ABD'ye karşı tavrını, Ermeni soykırımı yalanına karşı açtığı savaşı ve daha pek çok meseledeki tavrını beğendikleri için imza atanlarla birlikte seçimde her görüşün temsil edilmesi gerektiğine inandığı için gelenler de vardı. Hakan Bayrakçı'nın da söylediği buydu. Seçimde her görüşün temsil edilmesi gerektiğine inandığı için. Seçimde her görüş temsil ediliyor mu? Bakın Hakan Bayrakçı ne diyordu? Perinçek aday olursa vatandaşın görüşü sahaya yansır. Demek ki Hakan Bayrakçı'ya göre de, diğer arkadaşlara göre de vatandaşın görüşleri sahaya yansımıyor. Yani seçimde her görüşün temsil edilmediğinde herkes aynı fikirde. Ya olur mu işte CHP'nin görüşü var, İYİ Parti'nin görüşü var, HDP'nin görüşü. Ya bunların hepsi aynı. Hepsi aynı. Ya işte AK Parti'nin görüşü var mı? Ya, kardeş, bak hemen hemen aynı diyorum. Yani AK Parti içinde gidelim NATO ile anlaşalım, Amerika'dan fantomları alalım, aramızı iyi tutalım. İşte Ukrayna'da aynı, Rusya'da aynı, denge politikası izleyelim diyenler yok mu? Var. Bunlar vatandaşın görüşü mü? Hayır. CHP'si de, İYİ Partisi de, Babacan'ı da, Davutoğlu'su da, HDP'si de NATO'cu kardeşim.
Amerikancı. Peki, bu çok mu kötü? Çok kötü. Niye? Türkiye'de yapılan, her yıl yapılan ankette her yıl en az %85, %90 Türk milleti Amerikan karşıtıdır. Amerika'yı hasım, düşman beller. Soruyorlar vatandaşa, Türkiye'yi NATO mu korur? Yoksa komşularıyla kuracağı bir ittifak mı? NATO Türkiye'yi korumaz diyor Türk milleti. Ama bizim siyasetçiler bunlar NATO diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Amerika Avrupa Birliği diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Avrupa Birliği ne? Rusya Ukrayna operasyonuna başladı. O medeni Avrupa kitapçı raflarında bir tane Dostoyevski bırakmadı. Böyle medeniyet mi olur? Şimdi her görüş yansımıyor. Ben 2011'de bağımsız milletvekili adayıydım Kırklareli'nden. Neden girdim? Abi Atatürk diyen yoktu. 2011'i hatırlayın. Atatürk'ün adını ağzına alan yoktu. Atatürk diyebilmek için girdik. Ya Perinçek adayı olsun ki birileri Atatürk desin. Perinçek adayı olsun ki birileri NATO'ya karşı çıksın. Bunların karşı çıkacağı yok. Her iki ittifak içinde söylüyorum. Bunların karşı çıkacağı yok. Perinçek adayı olsun ki üretim devrimi desin birileri. Bunların dediği yok. Ne diyorlar? İşte gideceğiz Londra borsalarının bankalarından şuradan buradan borç alacağız diyorlar. Halbuki borcu geri isteyecek adam. Ama üretim dediğin zaman ürettiğin şeyi satacaksın. Karşılığında aldığın parayla geçineceksin. Ne borç ne bir şey. Bunu birilerinin söylemesi lazım. İşte Hakan Bayrakçı'nın da imza verenlerin de söylediği bu. Halkın görüşü temsil edilmiyor şu anda. Hiç mi iyi bir şey söylemiyorlar? Söylüyorlardır. Herhalde söylüyorlardır ama ben yani günde 20 tane gazete okuyan, 20 tane televizyonu izleyen, yani neredeyse bütün haber sitelerini tarayan adam, ben haberdar olamıyorum ben şimdi. Söylemiyorlar demiyorum. Benim bilgim yok. Evet, söylemiyorlar. İşin doğrusu bu. Halkın yararına hiçbir işleri yok. Ya yangın oluyor turistik bölgelerimizde. Yaktılar baktılar diyor adam ya. Yangını PKK'nın, daha doğrusu Amerika'nın dürtüsüyle PKK'nın çıkardığını bile göremiyorlar. Görmek istemiyorlar. Niye? HDP onların müttefiki. Deprem oluyor, devlet yok diyorlar. Devlet yok diyor. Ama ondan sonra devlet niye? Şunu, hani yoktu devlet? Hem devlet yok diyeceksin, hem devlet şunu yapsın diyeceksin. Yok. Özelleştirmeye hangisi karşı? Bakın, Ukrayna operasyonundan sonra, başta Fransa olmak üzere bir sürü Avrupa ülkesi, enerji dedi kilit sektördür. Biz enerji şirketlerini kamulaştırıyoruz. Türkiye'de devletçilik diyen var mı? Perinçek'ten başka. Ha, arkadaşlar çıkıyor diyorlar ya, seçenek sunuyoruz Türk halkına. Bakın seçenek budur. Seçenek nedir? Kimsenin NATO'ya karşı olmadığı yerde NATO'ya karşı olmanın gerektiğini bilimsel verilerle anlatmaktır seçenek. Efendim seçenek niye olmasın? Var mı? Var mı? Şu anda dünyada para kimde? Çin'de. Üretim kimde? Çin'de. Uygarlık nerede? Doğu'da. Ama Amerika. Ya Amerika 300 yıllık ömrü boyunca 300 tane savaş çıkartmış devleti. Onların hepsi de saldırı savaşı, emperyalist savaş. Türkiye'nin etrafını çevirmiş. Namluları Türkiye'ye doğrultmuş. Ondan sonra seçenek lazım tabii ya. Bayraklı haritayı Doğu Perinçek çıkarmasaydı nereden bilecektiniz? Türkiye'nin etrafının kuşatıldığını. Bak Rus Pravda gazetesi bile Perinçek'ten 2 yıl sonra Rusya'nın da üsler tarafından kuşatıldığını yayınladı. Kardeşler, futbol maçı yapmıyoruz. Siyaset dediğiniz şey birine daha iyi laf sokma sanatı değildir. Öyle olsaydı hiciv yapardık, mizah dergisi çıkartırdık, değil mi? Siyaset dediğin şey
bir ülkenin bütün bir yılda ürettiği değerleri paylaşmaktır. Birileri patronların kurduğu partidir, patronlar daha büyük pay alsınlar. Birileri finansçıların kurduğu partidir, finansçılar daha çok alsınlar. Birileri işçinin, çiftçinin, üretenin partisidir, üretim devrimi der. Biz üretiyoruz, biz tabii ki daha fazla pay alacağız der. O pastayı paylaşmaktır siyaset. Başka bir şey değildir ki. Yine mi reklam? Abi boğmuşlar biz reklam. Olsun. Ekmek parası netice itibariyle o kadar insan çalışıyor. Bir reklam aramız var, devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Şimdi bir konuğum olacak ama nasıl anlatacağım ben şimdi onu? Şöyle anlatacağım. Haydi benim için çok değerli biri, o yüzden. Ben buraya başladığımda Ulusal Kanal'ın genel müdürüydü. Genel yayın yönetmeni Ferit İlsever'di. Daha sonra genel yayın yönetmeni oldu. Genel yayın yönetmenliğiyle genel müdürlüğü ikisini bir arada götürdüğü dönem oldu. Ama yani KJ'yi de o yazmaya uğraşırdı, görüntüyü de o düzeltmeye uğraşırdı. Çünkü her şeyine girerdi televizyonun. Tam böyle değil elini televizyonun altına sokmak, kafasını sokan bir adam. Şu anda ne yapıyor? Şu anda Görev Vakfı'nın mütevelli heyeti üyeliğini yapıyor. Yine böyle sırtında çantasıyla bir oraya bir buraya koşturup duruyor. Ya bir dur dedik, bir dur. Bak imza meselesi var. Bir gel de deneyimlerini anlat, gördüklerini anlat, yaşadıklarını anlat dedik. Turan Özlü. Ya da daha kestirmeden söyleyeyim. Turan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Haliler. Ne yapıyorsun Turan abi? Mütevelli heyeti üyeliği. Ama şeyle de, partiyle de yoğun çalışmaların var. Mesela bak 4-5 dakika geç alabildik. Demek ki o kadar yoğunsun. Evet. Ne var ne yok, evet. Neler oldu? Bu evet. İmza sürecinde içine alan bir değerlendirme alabilir miyim senden? Yani çok önemli gelişmeler oluyor. Sizler anlatıyorsunuz. Zaten birçoğunda sizlerden öğreniyoruz Ulusal Kanal'da. Bir de konuşmayı becersem ne biçim anlatacağım da. Evet. Bugün Türkiye çok önemli bir eşikte. Bir seçim ortamına girmişiz. Mayıs'ın başında bir seçim var. Türkiye yeniden hangi yöne gideceğini, nasıl gideceğini, kimlerle gideceğini, hangi programla yürüyeceğini ne bir karar verecek? Verebilirse tabii. Dünyanın durumunu bugün her gün sizlerden öğreniyoruz. Dünyada çok önemli değişmeler, gelişmeler var. Artık o tek kutuplu dünya çöküyor. Çok kutuplu dünyaya doğru bir geçiş var. Tabii o geçişin bunalımları var. Onlar böyle sahneden sahneye böyle sorunsuz olmuyor. Büyük alt üst olmuşlar. Paris yanıyor şu anda mesela. Efendim? Paris yanıyor şu anda. Evet. Cayır cayır. Bunlar daha ne? İşte Ukrayna'da olanları görüyorsunuz. Kuzey akımı bombalanıyor ve yani bunun yapan da biliyor. O durumu aslında şöyle tarif edebiliriz. Evet. Ukrayna üzerinden Amerika Avrupa'yı bir kere daha işgal ediyor. Kontrol ediyor. Evet. İşgal resmen. Evet. Türkiye'miz açısından da onu da her gün sizlerden öğreniyoruz. Büyük sorunlarımız vardı. Hep onları dillendiriyorduk değil mi efendim? Adalar Denizi tam Dede Ağaç'tan başlayarak o etrafımızı kuşattı. Zaten kuzeyde Ukrayna'da silahlar konuşuyor bir yıldır. Etrafımızı kuşatmış Amerikan üsleri içimize kadar girmiş. Suriye'de çok önemli. Abi Kürecik'teki Amerikan gelişmeler az mı mücadele evet, İncirliği var, Küreciği var vesaire içimizde dahaları var. Başkaları var. Ankara'da da var. Var tabii, İzmir'de de var. Ankara merkezde de var. Siyasi partilerin merkezlerine kadar sızmış bir kuvvet var. Ama Türkiye'de artık bunları
sırtında taşımayacağı bir döneme girmiş. Yani büyük mücadelelerin, büyük kapışmaların eşiğindeyiz. Önemli yollar kat ettik Türkiye olarak. Şimdi burada bir seçim yapıyoruz. Bu seçimden önce de Cumhurbaşkanı adaylarımızı belirliyoruz. Türkiye olarak, millet olarak. Burada Turan abi, evet. Sözünü kesmek için değil ama önemli bir şey var. Erkan abi uyardı şimdi. Turan'a söyleniyor, amcaoğlu Şanver arkadaşlarıyla Fatih ilçeye imza vermeye gidiyorlar. Çok selam etti sana. Oo, çok mutlu oldum. Toplamış çok, arkadaşlarını senin çok yer. Çok mutlu oldum. Evet, evet. Fatih ilçeye şeye imzaya evet, gidiyorlarmış. Evet, biliyoruz. Bütün çevremizi seferber ettik. Şimdi adaylar belirleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Şikayet ediyoruz değil mi milletçe? Efendim bu Cumhurbaşkanı şöyle, öbürü böyle şikayet ediyoruz. Şimdi bir seçim var ve Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Burada ben tabii hepiniz biliyorsunuz, bizim adayımız, Türkiye'nin adayı, Türkiye'nin çıkış yolu için kendini ortaya koymuş ve milletin takdirine, tercihine sunmuş olan bir arkadaşımız, bir liderimiz, önderimiz var. Doğu Perinçek. Bir kere sözü uzatmadan doğrudan başlayalım. Çeşitli adaylar var bu Cumhurbaşkanı adayları içerisinde. Doğu Perinçek'i Türkiye'nin adayı. Doğu Perinçek herhangi bir siyasi partinin adayı değil. Evet, Vatan Partisi'nin genel başkanı, Vatan Partisi'nin kaptanı ama aynı zamanda Sayın Perinçek partiler üstü bir lider. Türkiye'nin lideri, milletin lideri. Yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla bunu ortaya koymuş ve kanıtlamış bir insan. Hatta dünya çapında bir lider. Bunları da şey yapıyorsunuz değil mi? Buralarda Avrasya, dünya çapında Avrasya yöneliminin, Avrasya teorisinin, stratejisinin aynı zamanda teorisyeni ve lideri. Şimdi Türkiye'nin lideri evet, diyorsunuz. Evet, bu ne demek? Evet. Şimdi ben kısaca açacağım bunu. Sonra bir muhabirlerimiz hazır. İlçe seçim kurullarında neler oluyor onu hemen öğreneceğiz. Türkiye'nin lideri nedir? Eğer bir ülkenin %85-90'ı ben Amerika'ya karşıyım, Amerika benim hasımımdır, düşmanımdır diyorsa, hiçbir lider bunu dile getirmiyorsa, bir tek lider dile getiriyorsa o adam Türkiye'nin lideridir. Eğer Türkiye'nin çok büyük çoğunluğu NATO'ya karşıysa, hiçbir lider NATO'ya karşı değilse, bir tek lider NATO'ya karşı olduğunu açık seçik net olarak ortaya koyuyor ve NATO'dan çıkalım diyorsa, o adam Türkiye'nin lideridir. Eğer bütün liderler Amerika'dan, İngiltere'den, şuradan, buradan, IMF'den borç para alarak ekonomiyi çevireceğiz diyorsa, bir tek lider hayır ürettiğimizle çevireceğiz, bunun için üretim devrimi yapacağız diyorsa ve Türkiye üretimle ilerleyelim diyorsa, o adam Türkiye'nin lideridir. Şimdi böyle açabiliriz. Hemen bir alana bakalım neler oluyor, neler bitiyor diye. Arkadaşlarımız hazır. Bursa'ya bir bakalım. Bursa'da Ebru Taşdemir. Antalya'da devrim dönmez. Ankara'da Buse Genç Türkböke. İzmir'de Özgür Doğu Saymaz ve İstanbul Kartal'da İnci Erdoğan hazır. Bursa'dan başlayalım. Ebru Taşdemir'den. Ebru Taşdemir, Bursa'da neredeyiz? Bursa'daki durum nedir? Öncelikle herkese günaydınlar. Bursa'da Nilüfer'deyiz. Nilüfer İlçe Seçim Kurulu'nun önündeyiz şu anda. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek için... Doğu Perinçek için imza süreci başlatıldı Bursa'da. Bursalılar da Nilüfer İlçe Seçim Kurulu'nun önündeki kurulan masalara gelerek burada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza veriyorlar. İmza sürecinde bugün 3. gün. 3 gündür Bursa'da Türkiye'nin dört bir yanında aslında imza süreci başladı. Bursa'da da 3. günde Bursalılar buraya gelerek aslında birçok noktada, birçok ilçede seçim kurulu masaları kuruldu ve vatandaşlar birçok ilçede gidiyorlar. Bizler bugün Nilüfer'deyiz. Nilüfer İlçe Seçim Kurulu'nun önündeyiz. Vatandaşlar buraya gelerek
gelerek Bursalılar Doğu Perinçek için burada imza veriyorlar. Dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanında aslında süreç başlatıldı. Bugün imza sürecinin üçüncü günü. Üç gündür Bursalılar'da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için imza veriyorlar. Hatırlatmamız gereken üç nokta var bu konuda. Vatandaşlarımızın öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yanlarına alması gerekiyor. Eğer imza vermeyen, bugünden sonra imza verecek vatandaşlar için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yanlarına almaları gerekiyor. Ve bulundukları, kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulu masalarına giderek Doğu Perinçek adına imza vermek istediklerini söyleyerek verilen formu doldurup imzalarını atıp tamamen bir dakikalık çok kısa bir işlemle imzalarını vermiş oluyorlar. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için hemen söyleyelim, 0506 156 26 37 olan Doğu Perinçek için imza hattını arayabilir ya da perinçekicinimza.com.tr'den detaylı bilgileri alabilirler. Bizler Bursa'dan aktardık ve aktarmaya devam edeceğiz. Bu süreç 22 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta son bulacak. Sabah 8 akşam 20 saatleri arasında devam edecek. 27 Mart son günde akşam 8'de akşam 20'de bitecek bu süreç. Bizler aktarmaya devam edeceğiz Bursa'dan. Sözü tekrar size bırakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bursalılara iletin. Bursalılara de ki, Bursa isterse, Halil Nebiler'le konuştum biraz önce de. Dedi ki, Bursa isterse tek başına bu 100 bin imzayı bir günde halleder. Bursa Spor'un maçına 40 bin kişi gidiyorlar. Bu işi son güne bıraktıklarının farkındayım. Hafta sonuna bıraktıklarının farkındayım. Ama ben de o zaman ne oluyor biliyor musun? Kurdeşen döküyorum. Dişim şişiyor, böyle bir garip oluyorum. Beni hasta etmesinler, güzel güzel bugün akşama kadar bu işi bitirsinler. Tamam, çok teşekkürler, iyi çalışmalar. Evet, şimdi Bursa benim atalarımın yaşadığı şeye benzer, Üsküp'e çok benzer. O yüzden de ben Bursa'dan çok şey bekliyorum. Antalya, devrim dönmez. Antalya çok hareketli bir yer. Antalya çok umutlu olduğumuz bir yer. Bakalım durum nasıl? Devrim dönmez. Söz sende. Evet, Antalya'dan iyi yayınlar diliyoruz Halil Nebiler. Biz Antalya Bölge Adliye Mahkemesi önündeyiz. Burada 5 merkez ilçe olan Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinin ilçe seçim kurulları yer alıyor. Buraya kentteki tüm toplu taşıma araçlarıyla oldukça kolay ulaşılabiliyor. Jandarma ve Adalet Sarayı'nın ortasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin tam karşısında yer alıyor burası. Diğer ilçelerle ilgili de bilgi aktaralım. Alanya, Gazipaşa, Demre, Finike, Kumluca, Korkuteli, Elmalı, Manavgat ve Serik'te Adliye Sarayı binalarında, Gündoğmuş, Kaş ve Kemer'de ilçe seçim kurulları hükümet konağı binalarında yer alıyor. Akseki ve İvrede de vatandaşlar ortak ilçe seçim kurulunun yer aldığı Akseki hükümet konağında imza verebiliyor. Vatandaşlar kimlik kartları ile kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek adına düzenlenen belgeyi isteyip imzalıyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlar Doğu Perinçek için imza veriyor. Sabah saat 8'de başlayan imza süreci yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Akşam saat 20'ye kadar da süreç devam edecek. Sabahın ilk saatlerinde Antalyalılar işlerine gitmeden önce gelip Doğu Perinçek için imzalarını verdiler. Ve vatandaşların gelişleri hala devam ediyor. Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı burada masasını açtı. Vatandaşların imza süreçlerinde onlara yardımcı olmak için burada görev başındalar. Burada ayrıca araçlar da hazır bekletiliyor. Kendi olanaklarıyla ilçe seçim kurullarına ulaşamayacak olan vatandaşlar için araçlar hazır diyelim. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için iletişim numarası da paylaşalım. Antalya için 0542 351 3377. Tekrar edelim. Antalya için 0542 351 3377. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin imza süreci sabah saat 8 itibariyle başladı. Vatandaşlar akşam saat 20'ye kadar, öğlen saatleri de dahil, istedikleri her zaman gelip imzalarını verebilirler.
İmza için son günün 27 Mart ve saat 20 olduğunu hatırlatalım ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Derin dönmez. Antalya'dan çok şey bekliyoruz. Antalya çok yüksek oranda katılım sağlayacağını düşündüğüm bir yer ama bütün Antalyalılardan bekliyoruz ama özellikle iki noktadan büyük katılım bekliyorum. Türkiye Süper Ligi'nin iki önemli takımı Antalya Spor ve Alanya Spor takımları. Az önce Bursa için söylediğim şey geçerli. Bunlar maça gittiklerinde 40 bin kişiyle gidiyorlar. Düşünün iki takımın taraftarları bir saat bir araya gelseler biz bu işi hallederiz. Hepsine çok selam söyle. Maça gider gibi gitsinler, imzalarını versinler. Teşekkür ederim. Ankara'ya dönüyorum. Buse Gençtürkböke Ankara'da. Hemen Buse'den de. Abi Buse bak bu imza süreci bitecek. Doğu Perinçek'i aday yapacağız. Sonra Cumhurbaşkanı olunca Ankara'ya göndereceğiz. Ankara'da Çankaya'da Çankaya Köşkü'nde ikamet edecek. Ona göre Ankara böyle bir yer bizim için. Söz sende. Sesimi alamadı mı acaba? Biz Ankara Batı Adliyesi'ndeyiz. Şu anda Meskut ilçesine bağlı Ankara'da Oğuzlar Mahallesi'nde bulunuyor Ankara Batı Adliyesi. Hemen önünde bulunuyoruz. Tabi burası işlek bir cadde. Üç ilçede kayıtlı olan vatandaşlar buraya gelip Doğu Perinçek için imzalarını verebiliyorlar. Peki bunlar hangi ilçeler? Sincan, Ayaş ve Etimeskut. Bu ilçelerde kayıtlı olanların gelip Doğu Perinçek'e imza verebileceklerini de söyleyelim. Tabi sabah saat 8'de açıldı ilçe seçim kurulunun bulunduğu kat. Biliyorsunuz adliyeler normalde sabah 9 akşam 5 mesai yapar ama ilçe seçim kurullarını içinde bulunduğu için o katlar sabah 8 akşam 8'e kadar açık. Burada da eksi ikinci katta imzalar veriliyor. Yanınızda sadece kimliğinizin olması yeterli. Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayım dediğiniz takdirde altına imzanızı attığınızda 5 dakikalık bir işlem sonrasında imzanızı vermiş oluyorsunuz. Hatırlatalım tabi Ulus Sincan terminal dolmuşlarıyla buraya gelmek mümkün. Yine halk otobüsleriyle gelebilirsiniz buraya. Hem bu cadde üstünden geçen hem de biraz ileride bırakan halk otobüsleri var. Başkent Ray'da Etimeskut durağında indiğiniz takdirde yine otobüsle aktarma yapıp da buradaki Batı Adliyesi'ne, Ankara Batı Adliyesi'ne ulaşmak mümkün. Tabii diğer illerde var aslında Ankara'nın uzak ilçelerine baktığımızda özellikle adliyelerde imza verildiğini söyleyelim. Hangi ilçeler bunlar? Akyurt'ta, Adliye'de, Bala Adliyesi'nde, yine Çubuk'ta, Adalet Sarayı'nda, Elmadağ'da yine Adalet Sarayı'nda. Gölbaşı'nda Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde imzalarını verebilir yurttaşlar. Haymana, Kahraman, Kazan, Karacık, Nallıhan ve Polatlı'da yine adliyelerde, adalet saraylarında imzalarını verebilir yurttaşlar. Tabii öğle arasına gitmeyecek. Devrim Dönmez'de vurguladı, öğle aralarında açık. Ankara'da da aynı şekilde öğle arasında yurttaşlar işten çıkıp da imzalarını verebilirler. Bu akşam saat 8'e kadar da mesai sürecek. Tabi burada bu noktada çok sayıda vatandaş imzasını vermeye geliyor Doğu Perinçek için. Bunu da belirtmiş olalım. Sözü tekrar size bırakalım. Gençtürkböke'ye de teşekkür ediyoruz ve İstanbul Kartal'a gidiyoruz. Kartal Adliyesi'nde İnci Erdoğan. İnci, hemen oradaki durumu alalım. Orada çalışmalar nasıl gidiyor? Orada imza işleri nasıl gidiyor? Buyur. Halil Nebiler, söylediğiniz gibi biz de İstanbul'un Anadolu yakasındaki Anadolu Adliyesi, Kartal Anadolu Adliyesi'nin önündeyiz. Burada Vatan Partisi'nin imza masası var, çalışmalar sürüyor. Bugün imzanın 3. günündeyiz. Yoğunluğun bugün daha da arttığını görüyoruz. Öncelikle bunu belirtelim. Kısaca dünü anlatayım. Dün daha çok toplu şekilde vatandaşlar gelmeye başlamışlardı. Eşini, dostunu alanlar buraya imza için gelmişlerdi. Diğer önemli bir noktada dün diğer partilerden demokratik bir seçim vurgusu yapılarak vatandaşlar buraya gelip imza attılar. Bu çok önemliydi. Diğer partili seçmenlerinin de demokratik bir yarış olması amacıyla gelip imza vermeleri de önemliydi. Biz de burada kendileriyle konuştuk. Yer yer yayınlarımıza da bağladık. Şimdi biz neden Anadolu Adliyesi'nin önündeyiz onu tekrar anlatalım.
karışıklık oluyor. Vatandaşlar buraya geliyorlar. Belki ilçe seçim farklı ilçe seçim kuruluna kayıtlı olan vatandaşlarımız oluyor. Biz tekrar vurgulayalım, anlatalım. Şimdi İstanbul'da 39 tane ilçe seçim kurulu var. Ama bunun 6 tanesi Anadolu, Kartal Anadolu Adliyesi'ne bağlandı. Bunlar hangileri? Ümraniye, Kadıköy, Sancaktepe, Maltepe, Tuzla ve Kartal. KJ'de arkadaşlarım da geçiriyorlar. Altta yazı olarak da vatandaşlarımız görebilir, tekrar ediyorum. Ümraniye, Kadıköy, Sancaktepe, Maltepe, Tuzla ve Kartal. Sadece İstanbul'da bu 6 ilçe seçim kuruluna bağlı vatandaşlarımızın imza vermek için Anadolu Adliyesi'ne gelmeleri gerekiyor. Biz de tam Anadolu Adliyesi'nin ana giriş kapısının çok yakınında bir bölgedeyiz. Hemen kısaca anlatayım buraya nasıl gelinir. Şimdi bizim bulunduğumuz bu nokta Anadolu Adliyesi'nin ana girişinin çok yakını, aynı zamanda Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattının da tam da İkinoğlu çıkışındayız. Kameraman arkadaşım Çağdaş Özkaya gösteriyor. Kadıköy'den, Ünalan'dan, Ayrılık Çeşmesi'nden, Göztepe'den gelmek isteyen vatandaşlarımız metro hattıyla buraya gelebilirler. Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattına bindikleri zaman 13. durak Hastane Adliye Durağı. Hastane Adliye Durağı'ndan indikleri zaman ikinci çıkışı takip ettiklerinde tam da buraya gelecekler. Anadolu Adliyesi'nin giriş kapısının tam da o noktasına gelmiş olacaklar. İşte bu iki nolu çıkış. Diğer vatandaşlarımıza da şunu anlatalım. Aynı zamanda burası Doktor Lütfi Kırdar Hastanesi'nin de hemen arkamızda bulunuyor hastane. Hastanenin yanında Anadolu Adalet Sarayı bulunuyor. Marmara Üniversitesi'nin de Kartal Kampüsü bir arka lokasyonda bulunuyor. Bunu da anlatalım. Peki metro değil de minibüs veya otobüse gelmek isteyenler nasıl gelecek? Onu da hemen gösterelim. Kameraman arkadaşım hızlıca bir dönerse. Bakın şu araçların geçtiği nokta D100 Karayolu. Yani Kadıköy'den Pendik'e giden minibüs yolu değil, otobüs yolu yani karayolundan gidecek olan minibüs ve otobüslerin hepsi buradan geçiyor. Gördüğünüz D100 Karayolu, o durağın adı da Hastane Adliye Durağı. Kadıköy'den Kartal'a giden, tekrar ediyorum, bütün minibüs ve otobüs hatları buradan geçiyor. Özellikle Sancaktepe'yi soranlar olmuştu, onu söyleyelim. Sancaktepe'de 132S hatlı otobüs Kartal Köprüsü'ne geliyor. Kartal Köprüsü'nde indiğiniz zaman, metroya bindiğiniz zaman iki durak Kadıköy yoluna giderken işte bu Hastane Adliye Durağı'nda da ineceksiniz. Dediğimiz gibi Kadıköy'den Pendik'e otobüs yolu olarak geçiyor. Yani karayolundan giden bütün minibüs ve otobüs hatları buradan geçiyor. Kameraman arkadaşım göstersin. Oradan indikten sonra metro girişinin zaten yanından geçeceksiniz. Minibüsle otobüse geldiğiniz zaman işte tam da burada olacaksınız. Metrodan da çıktığınız zaman, tekrar ediyorum, Hastane Adliye Durağı'nın iki nolu çıkışından çıktığınız zaman buradan geleceksiniz. Kısa bir yürüme yolu var. Hemen gösterelim onu. Bu kısa yürüme yolunu da geçtiğiniz zaman Anadolu Adliyesi'nin girişine gelmiş oluyorsunuz. Evet, tekrar onun da altını çizelim. Evet, dediğimiz gibi dünden bugüne çok fazla bir yoğunluk var burada. Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyoruz diyen vatandaşlar var. Bugün için yoğunluk giderek artıyor. Bunu da özellikle belirtelim. Şunu da belirtelim, buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızın kendi imkanları yoksa eğer Vatan Partisi'ne ve ulusal kanala ulaştıkları zaman onlara da buraya ulaşım imkanı sağlanıyor. İstanbul için çok fazla telefon numarası var ulaşabilecekleri, bu altta geçiyor. Oradan vatandaşlarımız arayabilir, tekrar genel olarak ulaşabilecekleri bir hattı da söyleyelim. 0506 156 26 37 bu hattı arayarak da buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızı ulaşım konusunda yardımcı oluyor. Hem Ulusal Kanal hem Vatan Partisi yetkilileri diyelim. Bunun dışında sizin sormak istediğiniz bir soru varsa yanıtlayalım Halil Nebiler. Valla öyle güzel anlattın ki, öyle ayrıntılı dolu anlattın ki soracak bir şey kalmadı. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Ben hemen İzmir'e dönüyorum. Özgür Doğu Saymaz. Özgür, seni de çok beklettik ama ne yapalım, bizim işte böyle işte. İzmir'de neler oluyor? Orası neresi? Bir pek çıkaramadım İzmir'i bilirim ama. Nedir İzmir'de durum? Senden alalım Özgür. Halil Nebiler, burası İzmir'in merkez ilçesi Konak. Konak ilçesinde bulunan ilçe seçim kurulu önünden bu yayını yapıyoruz. İzmir'in 30 ilçesinde tabii ki imza verme çalışmaları devam ediyor. Fakat 30 ilçenin 29'unda
ilçe seçim kurulları görev yapıyor. Bir ilçemiz, Beydağ ilçemizde ilçe seçim kurulu olmadığı için onlar da, oradaki vatandaşlarımız da imza vermek isterlerse Ödemiş ilçesi seçim kurulunda bu işlemlerini yapabiliyorlar. Bulunduğum bölge İzmir'in merkezi dedim. Hemen yanımızda Bahri Baba otobüs terminali var. Vatandaşlarımız buraya çok kolay bir şekilde ulaşabilirler. Milli Kütüphane Caddesi'ne çok yakın olan Katlı Otopark'ın altında ilçe seçim kurulu çalışmalarına bugün saat 8 itibariyle başladı. Tabii Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı bütün ilçe seçim kurullarında masa açıyor ve aynı zamanda bu masalarda Vatan Partisi üyeleri ilçe seçim kuruluna imza atmak isteyen vatandaşları yönlendiriyorlar. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in imzası için imza vermek isteyen vatandaşlar için bir çalışma da ilçe merkezlerinde oluyor. İlçe merkezlerinde yapılan çalışmada şu, daha önceki kampanyalarda imza veren, telefon numarası bırakan Doğu Perinçek gönülleri ve Vatan Partisi'nin birçok kampanyasına katılan vatandaşlar aranıyor. Bağlı bulundukları ilçe merkezi neresi, orası öğreniliyor ve vatandaşlar buralara yönlendiriliyor. Tabii gidemeyen vatandaşlarımız oluyor. Onlar için de İzmir'de bir imza hattı var. Bu imza hattının numarasını da sizinle paylaşmak istiyorum. 0554-258-0420. Doğu Perinçek'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermek isteyen vatandaşlar bu telefon numarasını arayabilirler. Bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna götürülmek üzere arkadaşlar araba ayarlıyorlar. Arabayla vatandaşları alıp ilçe seçim kuruluna götürüyorlar ve imza işlemini yaptırıyorlar. İzmir'deki nöbetimiz devam edecek. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Söz tekrar sizde. Peki, çok teşekkürler. İzmir'e de selamlar. İmzalarını bekliyoruz. Biz tekrar Turan Özlü'ye döneyim. Türkiye'nin lideri diyordunuz ve imza verilmesi gerektiğini söylüyordunuz. Buradan kaldığımız yerden, evet. Ama nasıl yayınlarımız? Nasıl buldunuz? Evet, çok iyi. Çok çok ilerlemiş. Türkiye'nin her tarafından canlı yayın yapıyorsunuz. Kutluyorum. Ulusal Kanal büyük bir aşama kat etti. Eski günlere göre. Şimdi ben müsaadenizle buradan üç kesime çağrı yapmak istiyorum. Birincisi imzasını verenler. Onlar duyarlı davrandılar. İlk gün veya ikinci gün verdiler. Bugün de devam ediyorlar. Arkadaşların verdikleri bilgiler onu gösteriyor. Devam ediyorlar. Artarak devam ediyor. İmza verenlere teşekkür ediyoruz. Görevlerini yaptılar. Ama bitmedi. Asıl bundan sonra başlıyor imza verenlerin görevi. İşte demin benim amcaoğlu arıyor, etrafını toplamış, götürmüş. İmza verenler masaya oturacak. Benim amcaoğlu da arabayla, evet, adam taşıyor. Telefon rehberini açacak. Kim varsa, komşusu, efendim iş arkadaşı, okul arkadaşı, asker arkadaşı, benim gibi hapishane arkadaşı olanlar. Evet, ben de gittim. Silivri'den beraber koğuş arkadaşıma gittim. O da aile olarak, dört kişi olarak sözlerini verdiler. Onlar da bugün, yarın gidecekler, imzalarını verecekler. İmzalarını verenlerden bunu talep ediyoruz. İmza verdik, tamam, ben görevimi yaptım. Hayır. Asıl görev bundan sonra başlıyor. Biz bir kişinin imzasını istemiyoruz. Hedefimiz 100 bin imza. 100 bin imzayı tamamlayacağız, aşacağız. Tamamlayabilir miyiz? Elbette tamamlarız. Çünkü onu biz çok iyi biliyoruz. Bizim arkadaşlarımızın çoğu emekçi hareketiyiz. Çalışıyor arkadaşlarımız. Genellikle bunu hep hafta sonuna bırakıyorlar. Zorunlu olursa buna bir diyeceğimiz yok. Zorunlu olarak bunu yapabilenler var, böyle düşünenler var. Ama mümkünse bugün işini yarına bırakmamak, imzamızı vermek, verdikten sonra da bu demin söylediğim görevi tamamlamak ve herkesin 10, 15, 20 tane imza alabilir. Genel çağrılarla olmuyor haline bilir. Değerli arkadaşlar, bizi dinleyenlere özellikle bunu duyurmak, anlatmak istiyorum. Genel çağrılar güzel, görevimizi yapıyoruz. Ama sistem öyle alışmış.
Çünkü görüyorum ben o diğer partileri, diğer adayları. Bunlar nasıl şey yapıyorlarsa işte biz de gerçi... Siyasetin temelini size öğretecek değilim ama benim de bildiğim siyasetin temeli dokunaraktır. Evet, evet. Yüz yüze. Genel çağrılarla dokunmadığın adamı en öndekiler, en duyarlı kesimler geliyor efendim ama sizin yeteneğiniz, örgütlenme yeteneğiniz, ilişki, insanlara dokunmak, insanları duygularına, yüreklerine seslenmek ve onları işte her türlü imkanı da bu parti örgütleri sağlamış durumda. Kapıların önünde araçlar hazır bekliyor. Bir telefon geldiği zaman ben bunun tanığıyım. Gidiyor arkadaşlarımızı alıyor. Rahatsız olan olabilir, yaşlı olan olabilir. Bunların hepsini çok düzgün bir şekilde yapıyorlar. İmza verilecek seçim kurullarının önünde masalar açılmış. Refakat ediyor, seçim kurulunun kapısına kadar götürüyor vesaire. Yani parti dört dörtlük bir şekilde sistemi kurmuş. Şimdi görev bize düşüyor. Verenleri söyledim. İmza verenler bu görevi. Vermeyenler de bir an önce yarına bırakmayacaklar. Çünkü bugün verelim, yarın da başka iş yapacağız. Pazartesi akşama kadar devam ediyor. Daha süremiz var. Biz bu hedefi başaracağız, ulaşacağız, ona eminiz. Ya ben tez canlıyım işte. Yani ama, benim ama karnım ağrımaya başlıyor bir an önce olmadığı zaman. Evet, sen beni iyi bilirsin. Kafamı kaşırım böyle, kurdeşen dökerim. Halil Nebiler, diğer çağrımız. Bugün bitirsinler abi bu işi. Bitirsinler. Bugün bitirsinler. Evet, doğru, doğru. Evet. Diğer çağrımız bütün millete. Vatan Partisi'nin genel başkanıdır Sayın Doğu Perinçek. Ama Türkiye'nin adayıdır, milletin adayıdır. Şimdi bu adaylıklarda bir liyakat sözcüğü çok moda oldu değil mi? Cumhurbaşkanlığı adaylarını şöyle karşımıza alalım bugün aday olarak ortaya çıkanlara. Bunlar ne yapmış? Türkiye için ne yapmışlar? Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tarafa koyuyorum. O uzun bir süredir öyle ya da böyle görevinin şey başında bir şekilde. Zaten. Evet, o görevinin başında. Ben onun dışındaki adayları özellikle şey yapmak istiyorum. Yani bütün adaylarla kıyaslanmayacak bir lider Doğu Perinçek. Hatta ben şunu söylüyorum. Türkiye 70 yıldır Halil Nebiler bir Ermeni soykırımı yalanlarıyla boğuşuyordu değil mi? Hey bak şimdi Mart ayındayız. Önümüzdeki ay Nisan. 24 Nisan yine geldi. Her 24 Nisan'da başta Amerikan devlet başkanları olmak üzere Avrupa'nın bütün bu Haçlı dünyasının parlamentoları, liderleri Türkiye Ermeni soykırımı yaptı diye başlayan bir lanet, uğursuz metinler ilan ederlerdi dünyaya değil mi? O eskisini geçiyorum. Onlarca diplomatımızın şehit edilmesi, bu yalanların okullara kadar girmesi, parlamento kararları haline dönmesi, kamuoyuna mal edilmesi, ilkokul çocuklarına bile Türkler soykırım yaptı diye ders kitaplarına koyuyorlar. Onları geçiyorum. Türkiye onları seyretti. Türkiye seyretti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef. Kınama, bir takım kınama açıklamaları yaptı. Doğu Perinçek ne yaptı? Doğu Perinçek devlete de çağrı yaptı, herkese çağrı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tarih Koruma Başkanı İsviçre'de bir şey veriyor, bir beyanat veriyor bir panelde. O panelde Ermeni soykırımı yoktur, yapılmamıştır, yalandır dediği için İsviçre makamları hakkında tutuklama kararı verdi. Onu yapılan davete maalesef katılmadılar. Sayın Doğu Perinçek buradan atladı Lozan'a. O yalanları çürütmeyle başlayan 2008'den itibaren başlayan o sürecin sonunda 2013'lerde artık bu yalanı kökünden Doğu Perinçek bitirdi. Devletin yapamadığını yaptı bugün. Bakın bu yalanlar artık esamesi okunmuyor. Bir takım yine uç veren şeyler var ama onlar da artık çok fazla bir şey kalmadı, bir etkisi, gücü kalmadı. Yalancıların mumu söndü Doğu Perinçek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 71 yıl yapamadığını Doğu Perinçek yaptı. Bu bile yetmiyor mu?
Liyakatsa liyakat, icraatsa icraat, birikimse birikim. Yani prompterden okuyorlar, boyundan büyük, boyundan büyük 50 tane kitap yazmış, sayısız binlerce makaleye imza atmış. Dünya çapında bir lider, dünya çapında. Onun için ben burada milletin adayı olarak, Türkiye'nin bir kıymeti, değeri olarak herkesin ortak fikridir. Doğu Perinçek Türkiye'ye lazım. Doğu Perinçeksiz olmaz. Bunu gidin aşağı yukarı bütün toplumun, her siyasi hareketin birleştiği ortak görüşü budur. Onun için Türkiye'nin Doğu Perinçek'in kıymetini bilmesi lazım. Türkiye bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Doğu Perinçek'i Türkiye layık olduğu o makama getirmesi lazım. Bu bir imkan, bunu özellikle şey yapar. İlk aday. Onu da buradan hatırlatalım zaman zaman, sık sık. Neden? Daha 26 Kasım'da Sayın Doğu Perinçek Vatan Partisi'nin genel kongresinde adaylığını ortaya koydu ve bütün delegelerin oy birliğiyle, bakın oy birliğiyle alkışlar arasında, sevgi gösterileri arasında dünyaya ve Türkiye'ye ilan edildi. Ne zaman? 26 Kasım, 27 Kasım. Şimdi bu adaylıkları görüyorsunuz. Yani adaylıklar büyük bir şeyle oluyor. Yani büyük alışverişlerle oluyor. Büyük kargaşalıklar ve çatışmalarla oluyor. Bu şeylerin içinden çıkan bir aday Türkiye için ne yapacak? Onun için Türkiye kıymetini bilsin Sayın Doğu Perinçek'in. Kıbrıs bilsin. Bakın yavru vatan diyoruz, Milli Kıbrıs davamız diyoruz. Halil Nebiler, bunları çok yayınladık değil mi beraber? 2003 yılında Türkiye Kıbrıs gidiyordu. Birleşik Kıbrıs, Avrupa Birliği'ne Birleşik Kıbrıs olarak girecek. KKTC diye de bir şey kalmayacak. Türk ordusu oradan çekilecek. Kıbrıs NATO Anlam planı diye bir plan çıkardılar. Sayın Denktaş'ı New York müzakerelerine getirdiler. Maalesef Türkiye'deki iktidar da bir hançer gibi sapladı. Bu Birleşik Kıbrıs tuzağına düştü o dönem. Ama Sayın Doğu Perinçek bütün Türkiye'yi dayan Denktaş, uyan Türkiye diye ayağa kaldırdı ve Sayın Denktaş New York müzakerelerinde o şeyi imzalamadı. Arkasından biliyorsunuz o büyük mücadelelerin sonucunda referandumlarda Rum kesimi de hayır diyerek falan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçurumdan döndü. Türkiye'nin bütün milli partileri ve Kıbrıs yurttaşları, KKTC'deki, yavru vatandaki yurttaşlarımız bunu hatırlamalı, herkese hatırlatmalı ve bunun gereğini yapmalı. Hatırlamış. Evet. Volkan Gazetesi'nin bugünkü sayısında, evet. Arkadaşlar verebilir miyiz Volkan Gazetesi'ni? Evet. Bugünkü sayısında ömrünü Kıbrıs davasına adamış Doğu Perinçek için vefa zamanı diye, evet. Bakın Perinçek'e vefa, evet, borcunu çok ödeme zamanı, evet, diye. Sayın Hüseyin Macit Yusuf'un... Evet, evet. Sayın Perinçek'in Volkan Gazetesi'nde, evet, çeşitli yıllarda, çeşitli zamanlarda yayınlanan şeyleri de, ifadelerine değer verilmiş. Perinçek'e vefa borcunu ödeme zamanı diye yalnız... Bu adaylar, bu siyasi partiler o zaman ne yapıyorlardı? Bütün milletimiz bu adayların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçurumdan aşağı atılırken... Avrupa Birliği'nin cebine konulma günlerinde bütün Türkiye bu dolmuşa bindirilmişken bu liderler ne yapıyordu? Hangi politikayı savunuyordu? Ve halen hangi politikayı savunuyor? Sayın Kılıçdaroğlu aday değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir yine tek devletli Birleşik Kıbrıs diye Avrupa Birliği'nin programını yapıyor. Yani isteniyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Birleşik Kıbrıs paketi içine koyup Avrupa Birliği'ne hediye edecekler. Hatta bütün hepsinin mavi politikası vatanı. Bu. Evet. Hatta bütün mavi vatanı. Evet, hepsinin politikası bu. Tabii şu anda iktidar partimiz, partisi
zaman zaman iki devlet KKTC'si olmaz falan diyor ama onlar da doğrusu bir güven vermiyorlar. Bakın ne şu anda ne Kıbrıs davası var, ne Suriye çözümü var. İktidardaki Turan abi şimdi milli davalar aday için söylüyorum. Milli evet, davalar evet. Kararlılıkla savunulur. Evet. Titrek bir yumrukla hiç kimse evet. Size inanmaz. İktidar partisinin siyasi iktidarın böyle ruhunu sıkarak kararlı bir şekilde Kıbrıs'ta iki devlet dediğini görmüyor. Evet, evet. Ya da Rusya bizim dostumuzdur evet. Demiyor. Denge politikası diye garip bir şey var. Amerika'yı ve Türkiye Avrupa'yı küstürmemek, efendim onları devlet işi bırakmamak, onlarla idare etmek denge politikası ama altında. Ama silahın olduğu yerde evet, denge evet, politikası evet, olmaz. Evet. Silahın olduğu yerde nasıl denge politikası? Güney Kıbrıs Rum kesimine Amerika'sı zaten orada Dikelya agratürüstü var ki Amerika'nın Irak'a yaptığı Irak harekatında o 1 milyon Arap'ın çöle gömülmesi harekatında o agratür hava üssü kullanıldı. Bütün saldırıların bombaların %40'ı o agratür hava üssünden gitmiş durumda ve o Dikelya'dan da biliyorsun füzelerle falan atıyorlar. Orada yetmemiş agratür Dikelya üsleri Amerika ve İsrail orada yeni üsler kuruyor. Bizim hükümetler bunu seyrediyor maalesef. Yani Mavi Vatan'a gelelim. 2011'de ilk makale, Türkiye'de yazılan Mavi Vatan'la ilgili ilk makaleyi Sayın Doğu Perinçek Silivri'de yazdı. Mavi Vatan meselesini yargı çözer, yargıda çözerim falan diye bir takım böyle... Ya yargıyla ne çözüyorsun? Yargıyla alacak verecek davaları çözülemiyor. Yargı çözseydi Silivri'yi çözerdi. Boşanma davaları çözülemiyor. Silivri'yi kim çözdü? Seneler Türk milleti tabii. Yargı çözseydi Silivri'yi yargı çözer çözerdi. Şeyine, tezlerine falan mücadele eden ilk makalesini o zaman yazdı. Mitingler yapıldı Mavi Vatan'la ilgili. Kaç sene oldu? 2010'lardan bugüne 13 senedir Türkiye bu Mavi Vatan meselesini Sayın Doğu Perinçek ve tabii bazı diğer vatansever amirallerimizi de bu konuda saygıyla anıyoruz. Evet, evet. Başta Soner Polat amiralimiz olmak üzere. Şimdi bugün nedir? Mavi Vatan adını kimse bilmezken Mavi Vatan bugün Türkiye'nin milli politikası oldu. Doğru mu Halil Nebiler? Doğru evet. Mu? Bir devlet bu. İşte bir lider böyle yapıyor. Bir kararlı lider. Türkiye'nin milli politikası oldu diyelim ama evet. Altılı Masa'nın politikası Mavi Vatan politikasını maksimalist olarak niteliyor ve Türkiye'yi Sevilya haritasına sığdırmaya çalışıyor. Evet. Onu da söylemeden edemeyelim. Mavi Vatan yayılmacı bir konsept diyor. Kılıçdaroğlu'nun evet. Kendi sözü. Ey Türkiye, ey Türk milleti, ey vatanseverler. Buradan size sesleniyorum. Diyor ki Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı. İşte Türkiye iki kampa bölünmüş bugün maalesef. Bugün o kampın birisi, o Biden kampı dediğimiz Altılı Masa'nın başkanı diyor ki, işte demin Kıbrıs meselesinde Birleşik Kıbrıs onların politikası. Birleşik Kıbrıs. Birleşik Kıbrıs altında KKTC'yi o pakete koyacaklar ve Avrupa Birliği'nin toprağı olacak Kıbrıs. Evet politikaları budur. Mavi Vatan diyor. Yayılmacı bir konsept diyor. Kılıçdaroğlu. Siz ne yapacaksınız şimdi? O gidip Mavi Vatan yayılmacı konsept diyene mi oy vereceksiniz? Bunu kabul edemeyiz. Sizi uyarıyoruz. Milletimizi uyarıyoruz burada. Bir tane yine milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'de adını söylerim söylemem Ali Mahir Başarır. Türkiye orada kendi Mavi Vatan'ında petrol alıyor, gaz alıyor, gemiler almış. Türkiye tarihinde ilk defa gemileri çıkarmış Akdeniz'e. Orada diyor ki paraları denize saçıyorsunuz. Paraları evet istemiyor. Dünyadaki büyük dev petrol tröstlerinin, Amerika'nın, Avrupa'nın liderleri nasıl bakıyorsa bizim Mavi Vatan mücadelemize Cumhuriyet Halk Partisi öyle bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyelim ki Altılı Masa'nın
Cumhurbaşkanı adayı. Diğer adaylar hakkında fazla bir konuşmuyorum. Bunların hepsi birbirine benzer. Liyakat arıyorsa eğer Türkiye, birikim arıyorsa, sadakat arıyorsa, Türkiye sadakat, varlığın Türk varlığına armağan olsun diyen ve kendi hayatıyla, yaşamıyla bunu kanıtlamış olan, her türlü zorlukla, değil mi? Yedi ateşten geçmiş bir lider. Var mı başka? Bunlar fasulyeden adaylar. Bunlar bir zor... Abi fasulye deme, bayağı pahalandı. Zor günlerin insanları değil bunlar. Bunlar işte sofra diyor. Burada da dile getiriyorsunuz. Altılı masaya kendileri sofra adını... Bunlar halkın ürettikleri kaynakları paylaşma ve ceplerine atma masası. Bütün kavgaların, gürültülerin şeyleri burada, merkezi burada. Burası namus kalesi, ahlak kalesi, vicdan kalesi, Türkiye'ye hizmet kalesi. Türkiye bunun kıymetini bilmelidir. Yani Sayın Doğu Perinçek için herkesin gidip imza vermesini istiyoruz. Bu milli bir meseledir, bu millet meselesidir. Burası bu dava, Sayın Doğu Perinçek'in davası partiler üstü bir davadır. Türk milletinin davasını savunuyor. Dünya çapında bir lider olduğunu görüyorsunuz. Rusya eğitim yılını maalesef Türkiye'de yapmadıklarını, Rusça gibi bir devlet eğitim yılının açılışını Sayın Doğu Perinçek'e yaptırıyor. Yani Türkiye'de İslamiyet'le ilgili bir büyük konferansı, Suudi Arabistan, Çin, İran, bunların da katıldığı büyük bir konferansta Türkiye bir Müslüman, halkı Müslüman olan bir ülke olarak, Türkiye'den tek lider olarak Sayın Doğu Perinçek çağrılıyor. Doğu Perinçek Türkiye'nin lideridir, milletin lideridir. Onun kıymetini bilmemiz lazım. Bütün sadece vatan partileri imza vermesini buradan şey yapmıyoruz. Vatan partiler tabii genel başkanların şeyi için imza vermeye koşacaklar. Herkesten önce koşacaklar ama milletimizin bütün kesimlerden, çevrelerden, partilerden, yurttaşlar, her vatansever seçim bürolarına koşmalı ve Doğu Perinçek'e imza vermelidir. Neden? Evet. Şundan. Evet. 15 Temmuz gecesini hepimiz yaşadık. Evet. Havada Türk milletinin parasıyla alınmış savaş uçakları, içinde FETÖ'nün, Amerika'nın Gladios'u. Aşağıda millet kalabalık, karşı çıkıyor darbe girişimine. Şimdi ben AKP'lilere, MHP'lilere, diğer partilerin şeylerine, yandaşlarına soruyorum, seçmenlerine soruyorum. O FETÖ'cüler, o darbe gecesi, o uçaklardan halka mermi sıkarken sen Doğu Perinçek'e mi imza verdin, başkasına mı verdin diye sordu mu? Tabii. Sormadı değil mi? Tabii. Sen hangi partidensin, sen hangi partidensin diye sordu mu? Sormadı. Türk milletine kurşun sıktılar. Buna ilk kim karşı çıktı? Ben dün de söyledim, bugün de söylerim, her gün söylerim. Ben o geceyi yaşadım. Eğer o gece darbeciler, o Gladio başarılı olsaydı, ertesi sabah bilmem hangi sokağın, bilmem hangi köşesinde ensesine bir kurşun yemiş olarak ben yatıyordum orada. Mezarımız belki sizinle yan yana evet, olacaktı. Evet. Şimdi o darbe girişimine ilk kim karşı çıktı? En şiddetli kim karşı çıktı? Bütün milleti kim uyardı? Doğu Bey uyardı. Doğu Perinçek. Şimdi sizi de kurtardı AKP'liler. Sizi de kurtardı MHP'liler. Sizi de kurtardı Doğu Perinçek'in uyarıları. Tabii. Ha ben diyorum ki ben o gece kafasına kurşun sıkılacak biriydim. O uyarı üzerine, o direniş üzerine kurtuldum ölmekten. Tabii. Siz de öyle. Tabii. Ha benim bir borcum var. Bir sizin de var. Öncesi var. 15 Temmuz. Bir tane örnek. Evet, 15 bir tane örnek verdim. Çok önemli tabii. Kahramanlık Sayın Perinçek gerçekten bütün hayatını, varlığını o gece ortaya koyarak bu darbenin püskürtülmesinde, ezilmesinde belirleyici görev
yaptım. Saat 10.30'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızı arıyor, Sayın Başbakan'ı arıyor, İçişleri Bakanlığı arıyor, ulaşamıyor. Başka kanalları bir taraftan o gece televizyonumuz da bombalandı biliyorsunuz. Evet. Vericiler onu çok fazla dinlendirmiyoruz. Aslında onu da şey yapmamız lazım. Sadece mesela ulusal kanalın yayınının susturulması o gece 1-2 saat o çok anlamlıdır ve onu araştırmak lazım. O uyarılar yüzünden işte. Efendim evet o evet uyarı... tabii. Bakın ulusal tabii, kanal tabii. Doğu Perinçek, Vatan Partisi evet. Sadece beni uyarmadı. Ben 15 Temmuz ben buradan da söylüyorum. Benim bir borcum değil sadece. Çok önemli 15 Temmuz. 15 Temmuz'da bugünün böyle aday olarak utanmadan milletin karşısına çıkan adaylar 15 Temmuz'da ne yapmışlar? Bütün milletimiz, bütün Türkiye'nin vatanseverlerini, bu adayların 15 Temmuz gecesi nerede olduklarını ve ne yaptıklarını sorması lazım. Bunların hepsi meydanda, hepsi kayıtlı. Hepsi kayıtlı. Biliyorum. Tankın önüne ilk ben çıkacağım diyen bir aday Sayın Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz tankların arasından selam vererek, merhabalaşarak çıktı ve orada bir belediye başkanımızın evine konuk oldu. Orada herhalde bir telefon gelip hükümete hükümet tekliflerini mi dinliyordu acaba? Evet, kahvesini yudumlayarak. Tabii bu 15 Temmuz. Öncesi var. Herkes 2000'lerde, 2000'in öncesinde Hoca Efendi'nin, Fethullah'ın icazetini alma peşindeyken, elini ayağını öpme kuyruğundayken Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek ve burası, bu merkez o FETÖ'nün, daha o zamandan FETÖ'ydü. FETÖ olduğunu yeni mi öğrendiniz? O zamandan FETÖ'ydü. 1980'lerden öncesi de var ama 80'lerden beri FETÖ'ydü. Onun sicilini burası tuttu. Sayın Doğu Perinçek'in önderliğinde ve iddianamesini, evet 2015'ten önce ve sonra FETÖ iddianamesini bizim mahkemelerimiz, savcılarımız yazdı. Daha 2006'da, 2007'de, 2009'da, Nusret Senem alıp tabii, götürüp tabii, FETÖ'cü tabii, emniyet tabii, müdürlerinin listesini tabii. 2006'da, 2007'de vermedi. 80'lerden itibaren gün gün onların çeteresini tutmuşuzdur ve onun sicilini tutmuştur bu merkez ve İşte o iddianameler öyle yazılmıştır. Daha o günden işaret. Türkiye 50 yıl kaybetti. Eğer Doğu Perinçek'in, Sayın Doğu Perinçek'in şeylerini dinleseydi, yazdıklarını okusaydı, uyarılarını dinleseydi, Türkiye bu FETÖ belasını 40 yıl, 50 yıl öncesinden def edebilirdi. FETÖ dediğin Amerika. Amerika stratejik müttefik diyor Sayın İbrahim Kalın, değil mi? Ya stratejik, neresi stratejik müttefik bunun? FETÖ diyorsun. FETÖ'nün başı nerede şu anda? Nerede? Pensilvanya'da. Bütün kırmızı bültenlerle aradığın FETÖ şefleri yine hepsi ya Pensilvanya'da, o yine o dolaplarını çevirmeye devam ediyorlar ya da Avrupa'da. Bunlar bir taraftan da stratejik müttefik falan deyip böyle onun için Türkiye'de eğilmeyen, bükülmeyen, aynı Atatürk'ün öğretisini birebir takip eden, millet yolunda, halk yolunda asla ödün vermeyen, hedefe kilitlenen ve Türk milletini, Türk devletini çağdaş hedeflere ulaştırabilecek bir lider Sayın Doğu Perinçek. Türkiye kıymetini bunun bilmesi lazım. Türkiye birikime değer vermesi lazım. Liyakatın hakkını vermesi lazım. Liyakat burada, birikim burada, cesaret burada. Halil Nebiler, o bakımdan biz sadece Vatan Partilileri değil, bütün hangi siyasi partiden olursa olsun bütün vatanseverleri, bütün yurttaşları Sayın Doğu Perinçek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Doğu Perinçek'e el verin. Doğu Perinçek'e el verin. Türkiye'ye el vermiş oluyorsunuz. Evet, Doğu Perinçek'e bir imza vererek
Türkiye'ye sahip çıkıyorsunuz ve Türkiye'ye bir imza vermiş oluyorsunuz. Dünyaya ve Türkiye'ye bir büyük mesaj veriyorsunuz, bir kuvvet veriyorsunuz. Şu konuyu da burada söylememiz lazım. Evet, seçim 14 Mayıs'ta. Seçimde tabii herkes dilediği partisine oy verecek. O zaman da Vatan Partisi için oy isteyeceğiz. Ama bugün oy istemiyoruz değerli yurttaşlar. Bugün imza istiyoruz. İmza bir demokratik hakkın kullanılmasına vereceğiniz destektir. İmza vererek Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına bir destek veriyorsunuz. Çünkü burada çok büyük engeller var. Çok büyük engeller var. Aslında imza verecek olanlar kendi kendilerine destek verecekler. Evet. Bak evet, neden? Tabii. Ben 2011'de Kırklareli'nden bağımsız aday oldum. Sebebi şuydu. O günleri çok iyi hatırlarsın. Atatürk diyen yoktu ya. Atatürk diyen yoktu. Şimdi Türk milletinin %85-90'ı Amerika'ya karşı. Değil mi? Bu var olan adaylar arasında hangisi Amerika'ya karşı? Milletin %90'ı karşı. Bir tanesi. Doğu Perinçek. Siz imza verirseniz aday olacak ve Amerika'yı uzakta tutacak. Şerrinden uzak tutacak sizi. Şimdi bir baba düşünün. Ondan borç alıyor, bundan borç alıyor. Eve, çocuklara falan ama bitiyor borç. Çalışmıyor ki adam. Nasıl devam edecek o aile? Babanın çalışması lazım. Şunu söylüyorum. IMF'den borç alarak, Amerika'dan, İngiltere'den borç alarak bir ülke yürür mü? Ne lazım? Üretim lazım. İstihdam lazım. Birikim lazım. Hangisi üretim devrimi diyor? Hiçbiri. Bir tek adam diyor. Evet. Doğu Perinçek. Yani siz Perinçek'e imza verdiğinizde aslında kendinize imza veriyorsunuz. Evet. Çalışabileceğiniz bir fabrika için imza veriyorsunuz. Sizin canınıza, milletinize kasteden Amerika'ya karşı durabilmek için imza veriyorsunuz. Değil mi? Borç içinde yüzmek için değil. Çalışıp, üretip, alnının teriyle yaşayabilmek için imza veriyorsun. Yoksa Perinçek, bakın Hakan Bayrakçı diyor ki, çok açık konuşmuş evet, adam. Evet, evet. Sonar araştırmanın sahibi. Evet. Diyor ki Perinçek aday olursa vatandaşın görüşü sahaya yansır. Tabii. Demek ki bu adaylarla diğerleriyle evet, vatandaşın görüşü sahada yok. Evet. E senin görüşünü kim dile getirecek? Hani o imza evet, işi biraz daha fazla evet, bir şey. Evet. Özellikle Sayın Perinçek'in adaylığının gizlendiğini, üzerinin örtülmeye çalışıldığını belirtmeliyiz. Burada çok büyük bir haksızlık var. Hani başka haksızlıklar var işte söyleniyor. Ümraniye, ben gittim Kartal'da oy kullandım. Kartal adliyesinde. Yani bunun önlemlerini aldı. Burada fazla üzerinde durmak istemiyorum ama. Tabii Türk milleti evet, isterse evet, istediği engeli zaten çıkartsın. Zaten buluyor ve bulacaktır. Bulacaktır. Ya, evet, evet. Silivri gibi yere. Tabii tabii. Kışın soğuğunda, karında, tabii, çamurunda. Dört kere gitti 100.000 kişi. Aynı hadi gel o zaman, seçim o zaman Silivri'yi de konuşmamız lazım. Konuşalım da. Silivri'ye bir cezaevi yaptılar. 11-12 bin kişilik. Ve 2007 yılında, 2006 yılında başladılar Ergenekon operasyonunu. Büyük kapsamlı operasyon. Türkiye'nin bütün açılıma, PKK açılımına, FETÖ açılımına diyelim ve bu Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesine direnen bütün kuvvetleri oraya toplamak amaçları. İşte 21 Mart 2008 yılında Doğu Perinçek, Ferit İlsever ve arkadaşlarının da böyle bir büyük operasyon başladı. Sonunda hepimiz gittik. Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı'na kadar uzanan dalga daha geldi. Silivri duvarlarını herkes bunun hakkını veriyor. Ben biliyorum, konuşuyoruz zaten Silivri şeyleriyle, mağdurlarıyla.
Silivri, herkes bunu biliyor. Bunu Türkiye'de biliyor. Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Silivri duvarlarını Doğu Perinçek yıktı. Silivri duvarlarını Doğu Perinçek yıktı ne demek? Fethullah'ı Doğu Perinçek yıktı demek. Silivri çünkü Silivri'yi bizzat Fethullah inşa etmişti. Ve eğer orası baki kalaydı, devam edeydi, direnebilecek bütün kuvvetleri oraya doldurarak sonunda doğrudan Türkiye'ye bir darbe. İşte bu da bir darbe aslında. Ya yetmedi, karşısına da evet, mahkeme evet, yaptılar ya. Tabii tabii. Evet, evet. Değil mi? Silivri duvarlarını yıkan liderdir. O hücrelerde, o 6 yıl o hücrelerde kalarak ama hücrelerde hatırasını yazmadı. Hücrelerde şiir yazmadı, roman yazmadı. Hücrelerde o insanları, oradaki bütün tutukluları bir araya getirerek, Türkiye'yi oraya toplayarak, değil mi? Türkiye'yi harekete geçirerek, hatta dünya çapında bir şey yaparak, çağrılar yaparak Silivri duvarlarını yıktı. Bu Türkiye'yi özgürleştiren bir olay. Orada 5-600 tane veya 1000 tane tutukluyu özgürleştirmedi. Türkiye'yi özgürleştirdi. İşte Türk ordusu özgürleştiği için arkasından 25 gün sonra mı Fırat Kalkanı? Silivri 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra Fırat Kalkanı harekatı başlayabildi. O Türk ordusu özgürleştiği için. O bakımdan Türkiye unutma demek lazım. Hatırla demek lazım. Türkiye bunları unutması lazım. Türkiye ahde vefa göstermesi lazım. Doğu Perinçek'in hakkını vermesi lazım. Duyan duymayana haber versin. Gören görmeyene haber versin. Oy veren, imza veren vermeyene haber versin. Bu 100 bin imza hedefine kilitleniyoruz. Daha zamanımız var. Makine harekete geçiyor. Büyük bir makinedir. Bu dev bir makinedir. Önüne koyduğu hedefi her zaman gerçekleştirmiştir. Bak göreceksiniz. Bunu da gerçekleştireceğiz. Pazartesi akşam 100 bin imza olacaktır. Ama burada vereniyle vermeyeniyle ve bütün milletimiz bu 100 bin imzaya kenetlenecektir. Gizlemeleri aldırmıyoruz, protesto ediyoruz, buradan çağrı da yapıyoruz. Ne kadar gizlerseniz gizleyin Doğu Perinçek'in adaylığını. Hatta bozguncular var. Sadece gizlemekle kalmıyor. Bir de bozguncular var, kışkırtıcılık yapanlar var. O en son bir yayında. Boş evet, ver. Onları işte dedik ki 7 ateşten geçmiş. Turan onların abi, hepsini biliyor. Konuşmaya değmez. Evet, evet, bak evet, bu millet evet. 15 Temmuz gecesi Amerika'nın NATO'sunun Gladios'unu tepelemiş millet. Tabii. Bu millet Ergenekon Balyoz sürecinde 4 defa 100 bin kişiyle Silivri'ye gitmiş bir millet. Bu millet Çanakkale Destanı'nı yazmış, Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir millet. Onlar orada tezvirat yapıyormuş, yalan söylüyormuş. Bir millet onu dinlemez. Millet ne olduğunu evet, bilir. Evet. Ben en çok şeye sinir olurum. Bu millet bir şey anlamaz. Bu millet koyun gibi. Bu millet ya hadi ya. Bu millet kurtardı bu vatanı. Bu millet ayakta tuttu hepimizi. O yüzden onlar konuşsun derler ya yelkayadan ne alır diye. Bir şey olmaz ondan. Yunus Emre ne diyor? Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun diyor. Değil mi? 3 dakika vaktim var. Ondan sonra tekrar illere, ilçelere döneceğim. Dönerim. Evet. 3 dakika için son bir mesaj alayım Turan Özü'nden. Söyleyeceklerimi söyledim. Yani yaptıkları ortada. Bir tek Ermeni soykırımı, yalanını kökünden çürütmesi bile Cumhurbaşkanı aday olmasına yeter. O bakımdan yani burada say aklımıza gelenleri saydık, bir kısmını saydık değil mi? Bu yaşa, bu büyük birikim gerçekten Türkiye için bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin çıkış yoludur Sayın Doğu Perinçek. Türkiye'nin çözümüdür. Bağımsız, başı dik. Türkiye için bir fırsattır, bir imkandır. Bir çaredir, çözümdür.
Hayatıyla bunu kanıtlamıştır. O da bir lokma bir hırka bizim gibi. Bütün hayatını, varlığını Türk varlığına, Türk devletinin geleceğine, bekasına armağan etmiş bir lider. Biz bunu, bu konuşmaları çok fazla sevmiyor kendisiyle ilgili. Ama milletin bunları bilmesi lazım. Bilenlerin bilmeyenlere anlatması lazım. Bilenlerin bilmeyenlerin kolundan tutup imzaya götürmesi lazım. Genel çağrılarla, son cümlemizi öyle söyleyelim. Genel çağrılarla güzel, onlar bir iklim yaratıyor falan. Ama genel çağrılarla yetinemeyiz. Kapıları çalacağız. Telefon rehberlerimizi karıştıracağız. İnsanları arayacağız. Yani ben kendi adıma gerçekten görevlerimin daha yarısını bile yapmadım. İşte buradan çıkar çıkmaz yine ziyaretlere gideceğim. Arkadaşlarımı, dostlarımı, hısım akrabamı ziyaretlere gideceğim. Onları bir sıraya koydum. Pazartesiye kadar paylaştırdım. Kimisini aradım, kimisini aramadım. Abi, herkesin fazla aynı, o zaman herkesin, senin işin var, gücün evet, var. Herkesin aynı yöntemi uygulaması lazım. Başarılar diliyoruz. Hedefe ulaşacağımıza eminiz. Bütün arkadaşlarımıza, bütün izleyicilerimize selamlar, başarılar, saygılar. Biz yaparız. Biz yaparız. Arkadaşlar, kısa bir ara, sonra tekrar illerde, ilçelerde, seçim merkezlerinde ne var ne yok diye bir bakalım. Ya duyuyorum. Tamam. Hazırsa, ben hazır değildir diye şey yaptım. Hazırsa nereden alalım o zaman hemen? Arkadaşlar. Evet. Bakalım. Ekrem Demir Diyarbakır, Seda Aküz Ankara, Cemre Nilsu Çatakoğlu Eskişehir, Ülkühan Doğan Bey İstanbul, Gazi Osman Paşa. Aa, Gazi Osman Paşa'ya da gitmişler. Güzel. Demek ki bütün ilçeleri dolaşıyorlar. Ekrem Demir'deyiz. Diyarbakır'da. Ekrem Demir hazır değil mi? Peki Ankara'ya bakalım, Seda Aküz'e. Seda Aküz, kolay gelsin. Neredeyiz, ne yapıyoruz, neler oluyor? Ankara'da önünde bulunduğun seçim kurulunda. Halil Nebiler, biz Çankaya'dayız. İlçe merkezi bir ilçe seçim kurulundayız. Kızılay'a çok yakın bir mesafede. Hatta Ankaralılar çok iyi bilirler. Kocatepe Camii, tarihi Kocatepe Camii'ne de yaklaşık 200 metre uzaklıkta merkezi bir noktadayız. 6 ilçede ikamet eden vatandaşların işte imza vereceği ilçe seçim kurulundayız biz. Hangi ilçeler, hemen izleyicilerimize aktaralım. Çankaya, Yeni Mahalle, Mamak, Altındağ, Keçiören ve Pursaklar'da ikamet eden vatandaşların geleceği adres burası. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci devam ediyor. 6 ilçenin ilçede ikamet eden vatandaşlar, biraz önce saymıştık. Çankaya, Mamak, Altındağ, Keçiören, Yeni Mahalle ve Pursaklar'da ikamet eden vatandaşların imza vermek için adresi işte bulunduğumuz bu nokta hemen arkamızda. Ulaşım konusunda oldukça kolayca ulaşımı sağlanabileceği bir nokta olduğunu söyleyelim. Kızılay merkeze çok yakın, yaklaşık 800 metre uzaklıkta otobüs, minibüs veya metro ile Kızılay'da inen vatandaşlar buraya yürüme mesafesinde ulaşabilecekler. Sabah saat 8 itibariyle ilçe seçim kurullarında imza verme süreci yeniden başladı. Bugün 3. gün. Dün özellikle öğleden sonra daha da toplu halde, kalabalık halde vatandaşların gelerek imza verdiklerini gördük. Bugün de yine kalabalıkların gelmesini bekliyoruz. Bugün saatler 13'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Kadınları Derneği burada olacak. Genel Başkan Profesör Doktor Tülin Oygür ve beraberindeki heyet gelerek imza verecekler ve imzaların ardından da bir açıklama yapacaklar. Biz o açıklamayı da ekranlarınıza getireceğiz. Akşam saat 8'e kadar da ilçe seçim kurullarında imza süreçleri devam ediyor olacak. Hafta sonu da çalışıyor ilçe seçim kurulları. Hatta şu bilgiyi de geçelim.
öğle molası bile vermeden ilçe seçim kurullarında mesainin devam ettiğini söyleyelim. Özellikle çalışan vatandaşlar için, Ankara özelinde de çalışan vatandaşlar öğle saatlerinde, öğle molalarında gelerek ilçe seçim kuruluna imzalarını verebilecekler. Biz Ankara için bir numara da paylaşalım izleyicilerimizle. Ulaşım dediğimiz gibi çok kolay ama ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşayan vatandaş olursa 0530 303 15 15, 0535 925 23 57 numaralarından da yine ulaşım konusunda destek isteyebilirler. Saat 20'ye kadar ilçe seçim kurullarının açık olduğu bilgisini paylaşalım ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Seda Akgüz'e teşekkürler. Biz İstanbul Gazi Osman Paşa'ya bir bakalım efendim. Öyle mi? Eskişehir mi hazır? Peki, Cemre Nilsu Çatakoğlu, Eskişehir. Eskişehir'de ne oluyor, ne bitiyor? Cemre Çatakoğlu'ndan alıyoruz hemen. Buyurun, söz sizde. Evet Sayın Nebiler, şu anda Eskişehir İlçe Seçim Kurulu önündeyiz. Sabah da buradan yine bağlantımızı yapmıştık. Eskişehir'deki en büyük ilçe seçim kurulu toplamda 5 tane ilçeyi kapsıyor. Bunlar Odunpazarı, Tepebaşı, Mihal Gazi, Seyit Gazi ve Sarıcakaya ilçeleri. Bu ilçelerde ikameti bulunan vatandaşlarımız yine Eskişehir Valiliği'nin hemen sol tarafındaki sokakta bulunan ve tramvayla belediye durağında inerek buraya gelerek imzalarını verebiliyorlar. Size aslında birçok gelişmeyi aktardık buradan ve burada da ciddi bir yoğunluk var. Sabah 8'den akşam 8'e kadar devam ediyor bu imza yoğunluğu. Belli saatlerde artış gösteriyor, belli saatlerde de yine o yoğunluklar sürüyor. Genellikle çıkış saatlerinin sonrasında da bu yoğunlukları gözlemleyebiliyoruz. Bunların yanı sıra Vatan Partisi Eskişehir'in çalışmaları hakkında bilgi almak için onlara danıştığımızda, sorduğumuzda da şunu öğreniyoruz. Gelen vatandaşların çoğu aslında parti üyesi olmayan, danış gelen vatandaşlar. Nereden duyduklarını sordukları zaman da Uçan Kemal'dan duyduk geldik. Hemen işte eşimizi, dostumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu aldık ve imzaya geldik diyorlar. Yani buraya gelen vatandaş sadece kendisi imza atmıyor, aynı zamanda yakınlarını da getiriyor. Böyle bir seferberliğin, böyle bir imza sürecinin içerisinde olduğumuzu, bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Diğer ilçelerdeki yine seçim kurullarından da biraz bahsedelim. Aslında burada evet merkez ilçelerin bulunduğu bir seçim kurulu. Ancak Çifteler ilçesinde ikameti bulunan vatandaşlarımız Çifteler Adliyesi'ne, Altuğ ve Beylikova'da ikameti bulunan vatandaşlarımız Beylikova Adliyesi'ne, Günyüzü Sivrihisar'da bulunan vatandaşlarımız da yine Sivrihisar Adliyesi'ne girerek Doğu Perinçek için örneğin imza vermeye geldim diyerek bu adliyede imzalarını verebiliyorlar. İmza işlemi çok kısa sürüyor. Bunu tekrardan aktaralım. Genelde bir kurula gelerek imza vereceğiz söylendiği zaman vatandaşlarımız belki bunun yoğun bir süreç, uzun sürecek bir süreç olduğunu düşünebilir. Ancak toplamda bekleme süresiyle birlikte en fazla 4 dakika. En fazla 4 dakika içerisinde vatandaşlarımız gelerek onlara çıkarılan formu imzalayarak görevlilere teslim ediyorlar. Görevliler de bir nüshasını vatandaşa, bir nüshasına işlemek için işleme alıyor diyerek şu anda size gelişmeleri aktarmış olalım. Tekrardan Eskişehir için imza numarasını, imza hattı numarasını da sizlerle paylaşalım. 0533 236 8673 numarasını arayarak vatandaşlarımız hem bilgi almak için kullanabilirler bu numarayı. Hem de ulaşım çok yakın olmasına ve çok kolay olmasına rağmen belki bir rahatsızlıklar olabilir, belki kendileri gelemiyor olabilirler, toplu taşıma kullanamıyor olabilirler. Yine bu numarayı arayarak onlar için hazırca bekletilen araçlarla yine ilçe seçim kuruluna gelerek imzalarını verebilirler diyoruz. Ve sözü sizlere bırakıyoruz. Evet, Cemre Nusu Çatakoğlu, teşekkürler. Eskişehir'den İstanbul Gazi Osman Paşa Yüksek Seçim İlçe Seçim Kurulu önüne gidiyoruz. Ülkühan Doğan Bey hazır. Hemen alalım Ülkühan Doğan Bey, orada olup biteni. Merhabalar değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Halil Nebiler. Bu dünden bu yana hatta 22'sin itibarıyla seçim süreci başladı, imza süreci başladı. Biz de ilçe seçim kurullarını bucak bucak diğer diğer gezerek sizlere oralardaki durumları aktarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza süreci başladı 22 Mart'ta ve 27 Mart'a kadar devam edecek. Şu an bulunduğumuz nokta Gazi Osman Paşa ilçesinin ilçe seçim kurulu. Buradaki ilçe seçim
Seçim Kurulu hükümet konağının içerisindeki 3. katta yer alıyor. Bulunduğumuz meydan ise Gazi Osman Paşa Meydanı olarak geçiyor. O yüzden vatandaşlar çok kolaylıkla bu noktaya gelerek imzalarını verebilirler Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Biraz da süreçten bahsedelim. Nasıl vatandaşlar Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verebilirler diyerek sadece kimliğinizi almanız ve burada gelerek 3. kata çıkıp adayım Doğu Perinçek diyerek size verilen formu imzalamanız yeterli olacaktır. Değerli vatandaşlara buradan aktaralım ki tek görevimiz de bununla sınırlı kalmıyor. Eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, komşumuzu kimi bulursak kısa süren bu işleme onları da dahil edelim. Onları da bu imza sürecinin içerisinde yer almaları için ikna edelim hepimiz. Bu süreç 27 Mart'a kadar devam edecek. Sabah 8 ila akşam 8 saatleri arasında vatandaşlar gelerek imza verebilirler. Özellikle yoğunluğun olduğu saatler sabah mesai saati başlamadan önce öğlen mesai arasında ve akşam iş çıkışlarında oluyor. Siz de size uygun vakit aralığı ne zamansa gelebilirsiniz. İlçe seçim kurullarına gelerek vakti kısıtlı olan vatandaşlar için de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İçerideki koordinasyon ve masalar yani imza masaları yeterli sayıda. O nedenle işleminiz en fazla 2 dakika veya 5 dakika sürüyor. Hemen ardından siz de işlerinize devam edebilirsiniz. Sadece bu imzanın ardından. Ulaşım kolay ancak bazı vatandaşlar ulaşımda güçlük çekebiliyor. O yüzden de Vatan Partisi il ve ilçe başkanlıkları görev başında teyakkuzda bekliyor. Oradan hemen bir irtibat numarası vermek istiyorum. Gazi Osman Paşa'da veya İstanbul'daki diğer ilçelerde ulaşımda güçlük çeken vatandaşlar adına 0506 680 61 60 numaralı cep telefonu aradığınız zaman oradan sizinle hem bilgi vereceklerdir hem de gitmek istediğiniz kayıtlı olduğunuz ilçe seçim kuruluna ulaşmanız için sizlere yardımcı olacaklardır. Tekrardan saatleri hatırlatmakta fayda var. Bugün imza sürecinin 3. günü sabah 8 ile akşam 8 saatleri arasında imza verebiliyorsunuz. Hemen giderek Doktor Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayım benim diyerek kimliğinizi verip imzanızı kullanabilirsiniz. Bu diğer seçim süreçlerinden çok daha farklı ilerliyor. Oy vermenize engel değil. İlla parti üyeliği de şart değil. O yüzden konu, komşu, eş, dost kim varsa etrafınızda onları da seçim sürecine dahil etmeniz bu açıdan önem arz ediyor diyelim. Bulunduğumuz noktayı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Gazi Osman Paşa ilçe seçim kurullarına kayıtlı olan ikametgah bu bölgede bulunan vatandaşlar Gazi Osman Paşa Meydanı'nda yer alan hükümet konağına girerek oranın 3. katındaki ilçe seçim kurullarına gidip imzalarını verebilirler. Tekrardan ulaşımda güçlük çeken vatandaşlar için bilgi ve yardım alabilmeleri adına Vatan Partisi il ve ilçe başkanlıkları da görevde. Onların da bir kez daha numarasını vermek istiyorum. 0506 680 61 60 numaralı cep telefonundan arayarak gerekli yardım talebinde bulunabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde de İstanbul'un pek çok noktasından size bilgi vereceğiz. Siz de hem Vatan Partisi'nin sosyal medya hesaplarından hem Ulusal Kanal'ın sosyal medya hesaplarından bulunduğunuz ilçe seçim kurullarına nasıl gideceğinizi öğrenebilirsiniz. Gün boyu bizleri takip etmenizde fayda var. Çünkü İstanbul'un pek çok noktasındaki seçim kurullarından size bilgi aktarımı yapıyoruz. Buraya nasıl ulaşacağınız konusunda bilgi veriyoruz. Bir sonraki durağımız Eyüp olacak. Akşama kadar devam edeceğiz. Saat 8'e kadar da yayınlarımızı sürdüreceğiz. Tekrardan Gazi Osman Paşa'dan sözü stüdyoya bırakalım ve görüşmek üzere diyelim. Evet, teşekkürler Ülkühan. Kolay gelsin. Gün içinde yine sana bağlanacağız. Yine gittiğin ilçe seçim kurullarından bilgileri alacağız senden. Hatta gün boyunca diğer arkadaşlarım da çeşitli bilgileri iletecekler sizlere. Mesela saat 12'de Ankara Çankaya İlçe Seçim Kurulu önüne Cumhuriyet Kadınları Derneği gelecek. Bir heyet olarak ve imzalarını verecekler. Gün boyu devam edeceğiz. Hafta sonu devam edeceğiz. Hafta sonu ben kendim dolaşacağım ilçe seçim kurullarını. Bakacağız vaziyete. Yani netice itibariyle öyle ya da böyle biz kazanacağız. Biz kazanacağı kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Haykırdı çıktı zindandan, haykırdı çıktı zindandan, halk uyandın arasından. Yâre, hiç korkma zordan zorbadan, hiç korkma zordan zorbadan. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Hiç korkma zordan zorbadan, hiç korkma zordan zorbadan. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Kahraman 15 Temmuz'da kahraman, vermedi FETÖ'ye aman. Yâre, soykırımı yere çalan, soykırımı yere çalan. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Soykırımı yere çalan, soykırımı yere çalan. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Bizi katliamcı bir millet ilan edip dizüstü çökertemezsiniz. Bu başarımızı şu anda karakollarda, sınır boylarında, teröristlerin peşinde dağlarda, sınır ötelerinde mücadele eden Mehmetçiğimize armağan ediyoruz bu başarıyı. Mehmetçiğin kardeşidir, Mehmetçiğin kardeşidir, emekçinin candaşıdır. Yâre, Atatürk'ün yoldaşıdır, Atatürk'ün yoldaşıdır. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Atatürk'ün yoldaşıdır, Atatürk'ün yoldaşıdır. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Bereket bolluk gelecek, bereket bolluk gelecek, çarşı pazar şenlenecek. Yâre, köylü ekecek biçecek, köylü ekecek biçecek. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Köylü ekecek biçecek, köylü ekecek biçecek. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Türkiye'mize pazarlar açmak için Batı Asya Birliği'ni kurmaya başladık. Komşularımızla yeniden dostluk ve barışı inşa etmeye başladık. Suriye dostluğu hazır, İran, Irak pazarları, Mısır pazarları hazır. O zaman Türkiye ekonomisi için, sanayimiz için, tarımımız için 300 milyonluk bir pazar. Bunu hazırladık, bunu başardık. Bilgisiyle o çözecek, bilgisiyle o çözecek. Senlik benlik hep bitecek. Yâre, zalimi yere serecek, zalimi yere serecek. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Zalimi yere serecek, zalimi yere serecek. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen.
demek, namus demek, doğu demek, namus demek, emek demek, vatan demek. Yâre, kayaları yarmak demek, kayaları yarmak demek. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Kayaları yarmak demek, kayaları yarmak demek. Doğu Perinçek bu gelen, Perinçek gelen, vay bu gelen. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.